HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz 10.00'ı gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Biliyorsunuz hafta içerisinde olduğu gibi gündeme dair sorularınız, düşünceleriniz, görüşleriniz, önerileriniz için 0212 363 0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağım. Çok yoğun mesajlar geliyor. Ara ara da elimden geldiğince program içerisinde okumaya çalışıyorum ama okuyamadıklarımdan dolayı şimdiden özür diliyorum ama dünden kalan mesajlar da vardı. Bugüne gelenler de var. Hepsini birazdan okumaya çalışacağım elimden geldiğince. Evet. Şöyle bir gün spor manşetlerine, şöyle bir gazete başlıklarına baktığımız zaman özellikle Samsun Spor Kulübü Şampiyonluk Kupası'nı vefat eden eski başkanlarının ve yöneticilerinin, futbolcularının ve taraftarlarının mezarına götürdü. Samsun Spor'a bir kez daha hoş geldin demek istiyorum. Evet, iki tane adayımız var. İki adayımız var. Bence ikisi de sizlerden bakalım geçen not alacak mı? Kim bu iki adayımız? Dün Salim Hanım programına sevgili Yılmaz Vural hocamız katıldı. Yılmaz hocamız dedi ki TFF başkanlığı yapanlardan daha iyi yaparım dedi. Eğer şartlar oluşursa Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına adayım dedi. Bence güzel bir aday. Sporun içinden gelmiş olan, futbolun her noktasında bulunmuş olan, çoğu kulüpte çalışmış olan, başkanların nabzını çok iyi bilen bir insan olarak, futbolcuların nabzını bilen bir insan olarak, camiaların, taraftarların nabzını bilen bir insan olarak, bir de yani kimse kusura bakmasın, Köln Spor Akademisi birincilikle mezun olmuş olan bir isim ve sporun içinden gelmiş olan bir isim. Yılmaz Vural ismi. Ne dersiniz? İkinci isim Rıza Çalınbay. O da amili takım teknik direktörlüğü için hazır olduğunun mesajını verdi aslında baktığımız zaman. Fanatik gazetesine bir röportaj yapmış Rıza Hoca. Orada teklif gelirse diyor maddi şartları konuşmadan göreve başlayabileceğini dile getiriyor tecrübeli hoca. Ve ben milli takımda yabancı antrenörlerin faydalı olacağına inanmıyorum diyor. Çalışırsam para bile düşünmem diyen bir isim Rıza Çalınbay hocamız. Yerli antrenörlerin daha faydalı olacağını, milli takımda olacağını inandığını söylüyor Rıza hocamız. Yarın cuma biliyorsunuz. Neden öyle dedim? Yarın yabancı kuralı belli olacak. Mehmet Büyükekşi daha belli değil falan filan dese bile yarın çıkacak olan kural belli. 14. Ha, dinleyicim var. Pardon. Günaydın. Aygın abi günaydın. Merhaba. Merhaba abi, Bursa'dan Cüneyt ben. Cüneyt Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, nasılsın, iyi misin? Sağ ol, sen nasılsın, iyi misin, hoş geldin. Çok şükür. Şunu açıkça söyleyeyim, Türkiye'nin en büyük spor kulübü Fenerbahçe taraftarı olduğu için öncelikle çok gururluyum. Madem spor kulübü olarak geçiyor, bütün branşlarda futbol hariç hemen hemen yüzümüz güldü diyebiliriz. Hı hı. Yani basketbol, voleybol hepsinde çıtayı yüksekte tuttuk biz. Atletizmden handbol yok Fenerbahçe'de aslında baktığınız zaman. Aynen abi, o da olsa eminim. Masa tenisi var. Badminton da yok galiba. Benim bildiğim kadarıyla badminton da var mı? Yok, badminton yok. Evet, handbol yok. Ama abi, onun haricinde hepsi var, doğru söylüyorsun. Hepsi var abi. Yani spor kulübü olarak bir taraftarın isteyeceği her şey var. Doğru. Çok şükür bunu yaşattık. Yani Final Four'a kadar gelebilirdik. F4'ün kapısından döndük. Bayanlarda kupayı aldık. Voleybolda bugün şampiyonluk maçı var. Evet. Yani yapabileceğimizi yaptık. Bir tek futbolda yüzümüz gülmedi. Yani futboldaki hatalar her sene üstüne koyarak devam ediyor. O şekilde devam ettikten sonra yani ikide bir hoca değiştirerek, ikide bir futbolcuları değiştirerek bir istikrar sağlamadıktan sonra değişen bir şey olmayacak Aygün abicim. Yani sen Jesus'u getirdiğinde belki tamam, Jesus belki kendi kalmak istemiyor. Belki yapısı bu. Ama yani o zaman o gittikten sonra da en azından seni 2 yıl, 3 yıl diyeceksin ama diyeceksin ki Ali Koç da kombine olursa o kalır mı? Muhtemelen gelecek hocayla gene 1 yıllık anlaşma yapacak abi. Gelecek yani hoca değil, belki bununla 1 yıl daha devam edecek. O da olabilir. Yani konuşacaklar. Hı-hı. Çünkü Yesus da demişti Ali Koç durursa ben de burada kalırım demiştim. Kalmasından yanayım abi ben, ne kadar kıssak da ya olmuyor. Değiştir. 5 yılda gördük abi. Hani ne kimler gidiyor, kimler geliyor, futbolcular gidiyor geliyor. Ya bir şekilde olmuyor. Bu sene çok dış etkenler de oldu. Bizim kendi hatalarımız da oldu. Her ne kadar olsa da abi Giresun maçında veya İstanbul maçında
kaybettiğimiz puanlar şu an önümüzde olsa gene şampiyonluğun bir numara favorisiyiz. Ve inan abi belki çok saçma gelecek ama hala bir şampiyonluk umudu taşıyorum. Umudu abi. Taşımak değil. Şöyle senin hala şampiyonluk şansın var. Var abi hala yani, var. Yani ama bu umudun seninle beraber milyonlarca Fenerbahçe taraftarının da yaşaması gerekiyor. Yani stada gelen taraftarın da o umut içerisinde takımın arkasında durması gerekiyor. Evet evet abi. Bu yani protesto etmemesi. Tabii protesto insanların en doğal hakkıdır ama saha içerisinde yani protesto yapacaksan maçtan önce ya maçtan sonra yap derim. Ben her zaman futbolcular saha içerisinde kazanırken bunu daha önce yaşadık ya. Aykut Kocaman dönemiydi ben çok evet, hatırlıyorum. Evet, Fenerbahçe abi. Gol yediği zaman rakip takım futbolcularını ole ole çekti Fenerbahçe tribünleri. Bunu unutmadık. Abi o atmosferde düşünsene yani kendi takım taraftarları sen toplar kaçarsın abi. Kaçarsın. Yani kendi futbolcun sahada pas yaparken yuvalıyorsun. Rakip futbolcu zaman oleye çekiyorsun. Gol attığı zaman oleye çekiyorsun. İnanılır gibi değil ya. Evet. Ma bunları da gördük hakikaten. Doğru. Peki Aygün abicim sen olayın içindesin. Yani has Fenerbahçe olarak. Bu sene dönüm noktası sende nerede? Yani Fenerbahçe'de nerede bir kopma oldu abi senin gözünde? Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe. Bir diyalog kopukluğu hocanın arasında. Yok ya. Yok. Öyle soyunma odalarında yumruklaşmalar falan filan. Yok. Koridorda bağırmalar. Samandıra'da şey şunlar bunlar hiçbir şey olmadı. Fenerbahçe bence en büyük kaybı düşme noktasındaki takımlara 9 puan kaybetmiş olması. Evet abi. Evet. En büyük sıkıntı o. Yani zirvedekileri kaybetmişsin ama düşmedekileri de kaybetmeseydin şu an çok daha farklı noktada çok daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Ve abi son olarak gerçekten Aygün abicim baktığımızda Giresun maçındaki kadar böyle yani bir sönük futbol oynamadık gibi geliyor bu sene bana. Yani bu sanki her şey bitmiş. Hani artık ununu eylemiş, yeleğini asmışın derler ya öyle bir hava var. Gitse de gitsek yani, modundalar diyorsun. Evet abi o son maç bir Arda hariç yani Arda hani son 10 dakika sadece Arda'yı izledik. Her pozisyonun içinde o vardı aldı verdi vurdu. Orada hocanın da hatası var oyuncu değişiklikleri yanlış yaptı. Kesinlikle abi bir Emre Mor etkisi görebilirdik o maçta. O gözükürdü. Batshuayi çıkartman yanlıştı. Ener Valencia'yı çıkartman yanlıştı. Çok yanlıştı abi. Hani maçı koparırsın 2-0 3-0 olur dersin. Rossi'nin adı yanlıştı. Rossi dökülüyor. Haftalardır dökülüyor Rossi. Rossi'nin adı yanlıştı tutması. Geçen gün Sayın Önder Özen çok güzel bir şey söyledi abi. Fenerbahçe'nin dedi şampiyonluğa ihtiyacı var yoksa jenerasyon kaybı yaşayacak dedi. Bu gerçekten çok hani bence doğru bir cümle abi. Yani yeni nesil çocuklar gerçekten baktı benim oğlum 9 yaşında ilk ellerinizden öper ilk Allah başlasın. Allah razı olsun. Ersun Yanal şampiyonluğunu gördü ve o günden beri göremiyoruz. Gerçekten de maç izlerken yeri geliyor baba yeter ya gibisine cümleler ve bunu çok kişiden duyuyoruz. Yani bize bir şampiyonluk lazım abi. Peki. Çok teşekkürler Cüneyt. Kendine çok çok iyi bak. Sağ ol görüşmek üzere. İsterseniz kısa bir ara verelim. Aradan sonra telefon almaya devam edelim. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet Cengiz Çetin ne demiş? Günaydın Aygün Bey. Sayın Ali Koç'un futbolda başarısız olmasının nedeni kurduğu takıma sıradan ve aynı ayda oyuncu alması. Ligimizde en az 3-4 tane oyuncu lig üstü olması lazım. Rakiplerimiz bu formülle şampiyon oldu. Galatasaray, Drogba, Mustera, Beşiktaş, Abubakar, Gezal, Trabzonspor, Vakayeme, Uğurcan isimlerini yazmış. Cengiz Çetin günaydın. Günaydın Aygün abi yayınlar. Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Abi Şahin ben İstanbul'dan. Buyurun Şahin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Abi ben bir geçen haftalarda bir Galatasaray Spor Kulübü'nün bir ayıbından bahsetmek istiyorum. Yani artık daha doğrusu kararı sen verirsin ayıp kimin. Biliyorsun Galatasaray Spor Kulübü Başakşehir maçından önce taraftar açık bir antrenman yaptı. Hı hı. Ben de 6 yaşındaki kızımla o antrenmanı izlemek için 3 saat öncesinden gittim. 3 saat kapının önünde bekledik. Daha sonra yani Galatasaray Spor Kulübü'nün biliyorsun bu taraftar oluşumu, ultra aslan grupları hı-hı. var. Hı-hı. Ya oradaki arkadaşlar hiçbir şekilde sıra beklemeden önden içeri girdiler. Zaten onlar girdikten sonra geri kalan dışarıda binlerce kişi almadılar. Zaten antrenman sahası küçük. Tabii o sırada ister istemez insanların biraz siniri gelirdi, kapıya biraz yüklenmeler oldu. O sırada bir polis müdahalesi oldu. Polis müdahalesinden dolayı benim kızım ve birçok çocuk biber gazına maruz kaldı. 3 gün hastanede yattı benim kızım. Oo, geçmiş olsun. Yani teşekkür ederim. Bunu ben ilk buna, kez duydum ben çünkü yani gördüğüm kadar bunu yazılmadı gazetede çıktı bilmiyorum da bunu. Çıkmadı. Ben bunu bir hafta yani geçen haftadan beri aslında
sana ulaşmaya çalıştım, ulaşamadım. Ben spor kulübüne sosyal medyadan da yazdım. Ne cevap geldi? Bir cevap gelmedi. Yani İlham Instagram'dan yazdım, ben Twitter üzerinden yazdım. Hiçbir şekilde cevap gelmedi. Yani ben hani olan oldu artık. Ben artık çok şey bir şey diyemek istemiyorum. Ama yani madem böyle bir organizasyon yapıyorsun, planlı programlı yap, statta yap. Madem hani bu kadar taraftar gelecek biliyorsun. E tabi oraya bir stada alabilirsin anlamda söylüyorsun, doğru. Yani hani. Son yıl orada yapabilirsin daha rahat, doğru. İnan abi, şimdi mesela ben kızımı maçı alıp götürmek istesem zaten bir daha ben baba gelmek istemiyorum diyor. Anladım. Yani ne gerek vardı bu kadar insanı orada mağdur etmeye? Peki. Ben, bu yüzden bunu burada dile getirmek evet, istedim. Evet, çok yanlış yapılmış. Tabii burada ilgili Galatasaraylı yöneticileri duyuyorlardır büyük ihtimalle. Sosyal medyadan da yazmışsın zaten, cevap gelmesi gerekirdi. Kurumsal, çünkü kurumsal %100 cevap vermesi gerekiyor taraftarlara. Hangi kulüp olursa olsun. Tabii ki yaşananlar güzel değil. Ama dediğin gibi keşke statta yapılsaydı. Tabii antrenman sahaları biraz daha ufak oluyor. Orada o kadar taraftar almak da kolay değil. İçeriye sokmak anlamında. Yani işte atıyorum 3000 kişilik kapasiteli olan bir yere bir anda 8-10 bin kişi gelince bu olaylar yaşanıyor. Ama statta yapsan daha mantıklıymış demek. Abi öyle yani. Hani sonra böyle bu tip maçlarda şimdi şampiyonluğa gidiyorsan taraftar açık idmanları biraz daha taraftarın çok rahat bir şekilde ulaşabileceği antrenman sahaları yerine statlarda yapmak daha mantıklı. Yani bir de hani 3 saat girelim diye 3 saat 4 saat önceden gelmişiz abi yani. Hani bir de orada hiç direkt gelip sıra beklemeden giren insanlar çok fazlaydı. Zaten o içerideki insanların birçoğu o şekilde sıra beklemeden giren insanlardı. Peki. Ya yani bunu biz gözümüzde gördüğüm için ben bunu dile getirmek istedim. Peki. Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Çok sağ ol. Ergüler. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Evet, devam edelim. Özellikle Yılmaz hocamıza bu federasyon başkanlığı açıklamasından dolayı inşallah Yılmaz hocamız bu açıklamasının devamını getirir. Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı'na işi bilen kişilerin gelmesi gerektiğini hep söylüyoruz. Nasıl basketbolun başına işi bilen, voleybolun başına işi bilen, ne bileyim tenisin, yüzmenin, atletizmin başına işi bilen geliyorsa, futbolun başına da sporun içinden, uzun yıllar sporun içinden gelmiş olan kişilerin gelmesi gerektiğini hep söyledik, söylüyoruz. İnşallah Yılmaz hocamız gibi diğer hocam, Mustafa Denizli hocamız, yani oraya aday çıkabilecek çok üst düzey, çok üst klasman birçok hocalarımız var. Sporun içinden çıkmış olan futbolcu kardeşlerimiz de var. Artık bundan sonra inşallah işi bilenler gelir. Rıza hocamıza da milli takım anlamında da başarılar dileyelim. Tabii ki önümüzdeki ay federasyon seçimi var. Kuntz'un durumu ne olacağı belli değil. Hamit Altıntop kalacak mı? Mehmet Büyükekşi'nin durumu belli değil. Adaylar çıkmaya başladı. Bakalım, zorlu bir süreç orayı da bekliyor. Günaydın. Günaydın. Merhaba. Kime görüşüyoruz? Merhaba. Ben Kırşehir'den Metin Ay. Buyurun Metin Bey. Metin Ay Bey, buyurun. Nasılsınız? İyiyim Metin Ay Bey. Siz nasılsınız? Kırşehir'e sevgiler, saygılar. Benim de sizdir efendim. Ben sağ olun. Sizlere. Çok mersi. Buyurun Metin Ay Bey. Ben 2-3 ay önce bağlanmıştım. Orada ben bir yanıldım. Galatasaray 96 puanla, hatırlarsınız, bitirecek demiştim. Galatasaray neyi bitirecek demiştiniz? Özür dilerim. 96 puanla bitirecek. Ha, 96 puanla. Doğru. Puan hatırladınız, şeyi yapmıştınız. Hatırladım, sizi hatırladım. Doğru. Evet. Orada bir yanılma oldu bende. Şimdi düşünce ne? Şu an Galatasaray şampiyon olacak ama hani biraz stresli olacak ya bu iş. Anladım. Yani Metin İstanbul maçını bir geçelim. İstanbul maçına geçmemiz lazım. Tabii zor maçlardan biri, doğru. O iki, son iki maç kolay yani. Ankara Gücü ve Sivas maçı kolay gibi geliyor bana. Yalnız Aygün Bey, ben sizden bunu çağıramadım da. Ben bu futbol hakemler konuşa ben bunlardan bıktım da. Yalnız benim en büyük şeyim derdim neydi biliyor musunuz? Neydi efendim? Depremden sonra hani Kayseri Spor Fenerbahçe maçı vardı ya. Sayın Ali Koç bir basın toplantısı yaptı. Hı hı. O beni çok üzdü. Ne dedi orada? Galatasaray olarak o kadar üzüldüm ki Ali Koç yutkuna konuştu. Yutkuna. Ya lütfen kurumlar değerlerini kaybetmiş. Futbol olsa ne olur, olmasa ne olur. Hakemler hata yapsa ne olur, yapmasa ne olur. Yani Türkiye'nin bütün kurumları değerlerini kaybetmiş. Koskoca Ali Koç yutkun ya konuşurken ya. Ya ben buna çok üzüldüm. Peki.
Yani. Etkine bir şey var mı başka? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Çok. Görüşmek üzere Metin Aybey. Kırşehir'e de sevgilerimizi, saygılarımızı bir kez daha iletelim. Yarın demin de söylemiş olduğum gibi yabancı kuralı belli olacak. Kulüpler bir kulüp hariç serbest kalması yönünde düşüncelerini bildirmişler. Zaten biliyorsunuz serbest kalacak zaten. Onu da belirtelim yarından sonra artık. Ama buna bir kıstas gelmesi lazım. Yani ne bileyim, burasını yine bir yabancı şeyine çevirmemek gerekiyor. Belli bir oranda ne bileyim milli takım oynamasını mı koyarsın, yaş kriteri mi koyarsın, yani gene göndermek zorunda kalacağımız bir sürü yabancıyı getirmek zorunda kalmayalım inşallah. Günaydın. Günaydın Aygün abi, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Nasılsınız, kimle görüşüyoruz? Teşekkür ederim, Ahmet Bey İstanbul'dan abi. Buyurun Ahmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fenerbahçe'de olarak arıyorum ben şimdi. Gündemdeki tartışmalarla şeylerle vesaire bir vakit geçirmek istemiyorum. Buyurun. Zaten belirli şeylerimiz var ama bu hafta sonu biliyorsunuz zaten seçim var. Bu artık birkaç günde dinlensin. Çünkü Fenerbahçe'de Galatasaray'da artık stresler. Hafta sonu maç olmadığı için biraz rahat geçeceğiz diyorsun yani. Ya, strese girmeyeceğiz. Hakikaten ihtiyacımız da var ya Aygün abi. Yani çok fazla yüklüyoruz kendimizi. Yani ben Fenerbahçe olarak da söylüyorum tabii de diğer arkadaşlar da aynı yani diğer takımlar da aynı. Ya ben sadece şunu anlatmak istiyorum Fenerbahçe olarak. Abi bizim yönetimimizde vesaire de hani bazı şeyler görünmüyor, yapılmıyor vesaire diyorlar da. Ya fark edemediğimiz şu var. Fenerbahçeliler maç olduğu gün vesaire ayağa kalktı. Hani maç varmış bugün falan diyen insanlar değil ki. Yani Fenerbahçeli'nin tarafları biraz farklı. Ya bunu herkes zaten kabul eder de. İşte takımın en çok sahip çıkan işte alışveriş olsun şey olsun hani senaryumlardan falan. Bunu herkes biliyor ama bunun sebebi anlaşılamamış herhalde birçok insandan. Hani basınından şeyine kadar. Ya Fenerbahçeli insanlar Fenerbahçe'de yaşamayı seviyorlar. Ya Fenerbahçe başarısı, Fenerbahçe şöyle böyle ya arkadaşlar ne olursa olsun Fenerbahçeli insanlar onunla yaşamaya alışmış. Yani bunu çok insan artık kaçırmaya başladı. Tabii bunun biraz da topuzun da ucu kaçmaya başladı. Çünkü işte Fenerbahçe ölüm kalın maçlarını ölür. İşte şöyle olur, böyle olur. Artık Fenerbahçeliler bile Fenerbahçelilerle dalga geçmeye. Veya işte sen şu kadar Fenerlisin veya sen hainsin, sen Fenerlisin artık. Hani bu seviyelere falan gelmeye başladı. Bunu genel olarak söylüyorum. Hani maçlardan vesaireden bağımsız. Yani herkesin kendi düşüncesi, kendi yaşantısı kendini bağlar ama ya Fenerbahçeli olan insanlar her zaman Fenerbahçe'de yaşıyorlar. Onun için birbirimizi kırıp üzmeye, parçalamaya, ya zaten daha ne kadar bölünebiliriz de hani daha fazla bu işe abartmaya lütfen diyorum. Hani bütün taraftarlar da senin vasıtanla duyuyordur ki ne kadar çok Fenerbahçe'nin dinlediğini seni biliyoruz abi. Hı hı. Yani şöyle düşün abi, ya hafta sonu seçim var, ben Fenerbahçe formamı bu hafta sonunda giyeceğim. Yani pazar olduğu için formayla giderim. Sorun değil. Biz buna alışmışız yani. Anladım, hani anladım. Fenerbahçe'ler böyle yaşıyorlar. Anladım. Ama şurada da bir yavaş yavaş toparlayalım. Çok fazla dinleyici var. Ha, dinliyorum seni. Toparlayalım sevgili Ahmet. Hemen abi. Bütün Fenerbahçe'lerden ricam arkadaşlar kendi takımınızı taraftar olduğunuzu, yani taraftarsınız. Siz onun tarafısınız. Karşı taraflarla vesaireyle konuşurken vesaire hani bu kırıcılık, bu şeyleri bırakalım. Hepimiz sevdiğimiz değerler üzerine yaşayalım. Peki, çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak sevgili ben Ahmet kardeşim. Görüşmek üzere. Evet, dediğimiz gibi şöyle konulara baktığımız zaman Trabzonspor'da Bakasetas ayrılığı beklenirken flaş bir gelişme yaşanmış. Trabzonspor Teknik Direktörü Bielica an itibariyle Abdülkadir Parmak'ın biletini kesmiş. Çiçeğe burnunda hoca Bakasetas'ın öncesinde Parmak transferinin önünü açmış ve düşünülmediğini belirtmiş. Şimdi şöyle bir şey var. Evet, başarısız diyoruz, onu diyoruz, bunu diyoruz ama Avrupa Liglerinde maç başına en çok gol atan takımlar listesine Fenerbahçe'de ilk 10 içerisinde. Onu da belirtmekte fayda var. Komparisanator, Türkiye'nin Türkçe'nin düzenlediği Komparisanator
Türkçenin üzerinde Avrupa'nın en değerli 10 liginde bu sezon maç başına en fazla gol atan takımlar listesinde Fenerbahçe bulunuyor. Bayern Münih maç başına 2.68 gol ortalamasını yakalamış. PSV Eindhoven ikinci sırada maç başı 2.65 ortalama yakalamış. Manchester City maç başına 2.62 ortalama yakalamış. Ajax 4. sırada maç başı ortalaması 2.55. Fenerbahçe 5. sırada maç başı ortalaması 2.45 ortalamayı yakalamış. Feyenoord'a bakıyoruz. Maç başı 2.42 ortalama var. Borussia Dortmund maç başı 2.37 oranı yakalamış. Paris Saint Germain gene maç başı 2.32 yakalamış. Benfica maç başı 2.32 ortalamasını yakalamış. Fenerbahçe'nin de bu takımlar içerisinde ilk 5'te olduğunu belirtelim. Günaydın. Günaydın Aygün abi. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Selim abi ben. Buyurun Selim, hoş geldiniz. Abi sen gol dedin de şimdi aklıma geldi. Sezon başında sen Fenerbahçe gol rekoru kırarak şampiyon olacak dedin. Fenerbahçe 4-5 atmayı bıraktı. Onu da bana bağladınız ya, yemin ediyorum. O da bana bağladınız. Yani Fenerbahçe, Ener Valencia penaltı kaçırır, Aygün abi yüzünden kaçırır. Batu Şah'ı vuramaz Aygün. Serdar Dursun vuramaz Aygün. Juan Pedro vuramaz Aygün. Doğru mu? Doğru abi. Peki, yapacak bir şey yok. Abi dün ilk defa Hakan abiyle görüşlerimizin ters düştüğü bir an oldu. Öyle söyleyeyim sana. Yabancı Hakan Can diyelim de. Dün Hakan Can, spor yazar Hakan Can konuğumuzdu. Buyurun. Evet, Hakan abi her gün olsa dinlerim bu arada. Çok seviyoruz da. Hı-hı. Şimdi abi yabancı konusunda dedi ki, yani mesela yabancı kuralı serbest olsa mesela Kazım Can oynayamaz dedi. Ki haklı da bu konuda. Şimdi bu açıdan baktığın zaman. Şimdi şunu söyledi ama bak, şunu söyledi. Diyelim ki bir tarafta 3 milyon euroya vermiş olduğun bir isim dedi, öbür tarafta Kazım Can veya X bir futbolcu dedi. Ya Hoca Tepet ne yapacak dedi, büyük ihtimalle ya o ismi oynatacak dedi. Ama bu sefer de şöyle oluyor abi, yani diğer pencereden baktığın zaman da yani biz Taylanlara mesela şeylere işte Berkanlara mahkum kaldık. Ya da ne bileyim İrfan Can Kahveci'ye Fenerbahçe 10 milyon euro vermek zorunda kalıyor. Bu sefer de işin diğer tarafından baktığın zaman da Fenerbahçe belki İrfan Can 3 milyon alabilecekken 10 milyon alıyor. Yani böyle de sıkıntıları var. Ben nasıl olsa oynayacağım deyip mesela Türk futbolcular kendini salabiliyor, biraz rekabetten uzaklaşabiliyor. Yani bilmiyorum, ben böyle düşünüyorum açıkçası. Yani bir diğer konuda şey, yine sizi dinlerken dün aklıma geldi. Hakan abi çok güzel bir şey söylemiş. Yani ikinci olmak, mesela ikinci olmak da başarıdır. Hani herkes birinciliğe odaklı diyor. Doğru söylüyor aslında biraz. Ben de acaba şöyle söylüyorum. Hani dün gene Hakan abi söylemişti, şey demişti. Ben hayatımda dedi hiç bu kadar gergin bir ortam görmedim bu futbolda dedi. Bu sene olduğu kadar dedi. Burada acaba, yani sen de bir Fenerbahçeli olarak görüşünü merak ediyorum. Acaba Fenerbahçe hani uzun süre şampiyon olmama baskısı hem camiaya hem de Türk futboluna bir ekstra baskı olarak yansıyor olabilir mi diye düşünüyorum. Ben kapattıktan sonra bir baskı oluşturuyor, ben sana söyleyeyim. Ama tabii şunu da söyleyelim. Bak şimdi Galatasaray camiası, Beşiktaş camiası, bunlar da 14-15 yıl arka arkaya şampiyon olamamış camialar. Ama tabii Fenerbahçe bu tarz, yani 8 yıldır şampiyon olamıyor. 9. seneye giriyorsun. Bir baskı oluşturuyor. Bir de Fenerbahçe'de şöyle bir stres var. Son dönemlerde Fenerbahçe finallerde hep kaybediyor. Dikkat edersen. Futbolda da mesela son andaki hamleler. İşte geçen sene biliyorsun bir Sivas maçı. Doğru mu? O maçı kazansan şampiyondun. Bu sene bakıyorsun arka arka işte bir Giresun maçı, işte İstanbul Spor maçları. Bunları belki farklı bir şekilde kazansan iç maçlar anlamında söylüyorum. Yani düşme potasındaki takımları 9 puan kaybetmişsin ya. 9 puan kaybetmişsin. Koy şimdi bu 9 puan üstüne, ne oluyor? Yani Fener biraz böyle final anlamında biraz futbolcular da herhalde strese mi giriyor? O finalleri beceremiyorlar, yapamıyorlar. Aslında yani buraya kadar getirdikten sonra kazanman gerekiyor. Ne yapacaksın, ne diyeceksin? Ali Bey'in o lafı vardı. Sivas Spor maçı sonrası, geçen sene kaybeden Sivas Spor maçı sonrası Faruk Ilgaz tesislerinde bir toplantı öncesi sohbet ediyorduk. Arkadaş dedi, ne yapacaksın, ne diyeceksin dedi. O maçı kazanacaksın, gerekirse çimi yiyeceksin dedi. Kapanacağın çimi yiyeceksin dedi. Anladın mı? Teknik direktör yandı, kendini paralayacak, parçalayacak, öyle konuşmalar yapacak, devre arasında motivasyon yapacak, maçı çevirecek dedi. Olmadı bu, yapılamadı. Bu sene de baktığın zaman puan kaybettin işte İstanbul Spor maçı. Doğru mu? Doğru. Yani belki İstanbul Spor maçını o puanı kaybetmesen şu andaki fark daha az olacaktı. Belki de 37. haftada kazanan şampiyon olacağı bir maça gidilecekti. Şimdi rakibinin arka arkaya puan kaybetmesini bekleyeceksin. Bir de beklerken de kazanmaya çalışacaksın.
Bir de abi geçen hafta da çok bağlanmak istedim o konuyla alakalı da. Şimdi üst üste iki tane açıklama vardı. Bir önce Ali Koç Divan Kurulu'nda konuşma yaptı. Daha sonra bir gün sonra da Dursun Özbey'in hani bir açıklaması vardı. Biraz gerçi sen de dahil biraz Dursun Özbey'e yüklendiniz ama orada haklı olduğu şöyle konular vardı Dursun Başkan'ın. Yani Ali Koç çok futbol dışına çıktı. Mesela şeyi ima etti biraz. Bu sanırım Nef'in ya da Erdem Timur'un işte yapılmış ve teslim edilmemiş projelerine falan dem vurdu. Yani ligi yani bitirmeyiz derken. Dem vurmadı acaba demedi de yani elimizde bazı şeyler belgeler anlamında söyledi. Ama şunu söyledi yani bitirmeyiz derken acaba müşterilere sattığı. Öyle bir espri de yaptı. Ondan mı bahsediyor yani, dedi. Doğru. Öyle yani bir... bence bu hiç hoş olmadı yani. Yani biz de dinledik yani mecburen Radyospor abi zaten bir şey dinlemiyoruz ama. Yani bu bence çok hoş olmadı diye düşünüyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum abi. Peki, kendine çok çok iyi bu. Ben her zaman şunu söyleyeyim. Eğer bilgi belge varsa çıkacaksın açıkçası. Çok teşekkürler Selim kardeşim. Kendine çok iyi bak. İşte yani çıkıyor işte diyor ki öbürkü diyor ki elimde şunlar bunlar var diyor. Arkadaş çık açıkla. Biz sonra 20 sene sonra 30 sene sonra bir futbolcu çıkıyor diyor ki ben o maçta bunu yaptım diyor. Oradan bana para geldi. O bir teknik direktör diyor ki 20 sene sonra tabii. 25 sene sonra açıklamalar yapıyorlar. Bunlara gerek yok. Bir şey varsa çıkın açıklayın. Nihat Özdemir çıktı dedi ki 8 tane dedi. Bak aynı şeyi söylüyorum gene. 8 hakemle ilgili dedi Sinan Vardar'a yapmış olduğu bir açıklama bu hatta. Sinan Vardar bunu kendi YouTube kanalında da şey yaptı. Orada yapılan bir açıklama. Dedi ki işte 8 hakemin dedi neden gönderildiğini dedi açıklarsam dedi yer yerinden oynar dedi. Açıklama bekliyoruz Nihat Özdemir'den. Hiçbir açıklama yok. İşte Erdem Bey belgeler bilgiler var dedi. Bu şu olursa bu olursa dedi. Açıklama yok. İşte öbür tarafa bakıyorsun X biri çıkıyor şöyle şöyle diyor açıklama yok. Ya çıkın açıklayın kardeşim ya. Artık hakikaten Türk futbolu sıkıldı. Ne varsa çıkın açıklayın. Açıklayın. Dinleyicim var. Alalım istersen bir tane. Son bir dinleyicimizi alalım. Ondan sonra bir araya gidelim. Aradan sonra da programın ikinci bölümüne çok hızlı bir şekilde geçeceğimizi belirtelim. Sevgili Oğuzhan Yokuş bizlerle beraber olacak. Görmen gelen bir takım oyuncusu. İkinci bölümde tekrar bizim Ajans Spor'un Euroleague ve basketbol aslında yazarı sevgili Burak bizlerle beraber olacak. Burak Alaca bizlerle beraber olacak. Günaydın. Günaydın Ders Köşe Aygün Bey, nasılsınız? İyiyim efendim? Sağ olun, siz nasılsınız? Kimle görüşüyoruz? Zihni Trabzon. Buyurun Zihni Bey, hoş Aygün geldiniz. Bey. Buyurun efendim. Aygün Bey, bak bundan takriben 10 gün, 15 gün önce Fener maçı oynanmadan. Hatırlıyor musun ben ne demiştim seyircilere yani size de sizin vasıtanızla bütün herkese? Hatırlamadınız. Hatırladım bak, da. Ben söyleyeyim hatırlayacaksınız. Bakalım hatırlatın bana işte o anlamda söylüyorum. Tamam. Konuşmayı hatırlıyorum da şeyi hatırlamadım. Fenerliler Efe, ey Fenerliler dedim. Bakın Trabzonspor veya Trabzon taraftarları şampiyon olmanızı istiyor. Siz her şeyi bırakın ona buna sağ Fener'i, Galatasaray, Beşiktaş'ı Çesus'u tutun. Çesus'u tutun. Hatırladın mı? Hatırladım şimdi. Doğru. Çesus'u tutun. Haklı mıyım? Haklıyım. Ya takımın 24 gol, 30 gol veya 10 gol atan santraforunu dışarı alırsan ve bir iyi adamını dışarı alırsan iki tane kusura bakma futbolda vardır. Çömez korsan orayı ya onu dışarı alacağına kardeşim alt defanstan iki kişi de koyuyor yanlarına santraforun yanlarına iki tane daha ya sen hangi kafada nerede yaş? Seni seyretmedin mi büyük takımların futbollarını ya eskiden? Benim yaşım 68 ya. Ben belki seyrettim eskiden beri yani 50 bin tane maç ya. Ben böyle bir hoca taktiği, hoca uygulaması görmedim ya. Böyle bir şey olur mu ya? Yazık, yazık, yazık. Fenerlilere yazık ya. Bizim Trabzonlar, benim enişte, çocuklar, torun. Hepsi Fener'e şampiyon olmasın. Ha, o ayrı konu. Niye olmak istiyorlar? Hepsi Trabzon, Trabzonspor'da ayrı. Ben de dahil olmak üzere Fener'e şampiyon olmasını istiyorum. Ama bu böyle... Bu hocalan beraber bu şekilde sen 9 tane puan 9 puan kaybedeceksin sondan 2 takıma. Evet. Böyle bir olmaz. Doğru. O ne diyeyim dedim. Bu gerçekleri yani gerçekleri konuşuyorum. Onun için ben başka bir şey demiyorum. Bir de Sayın Başkan'a, eski Başkan'a seslenmek istiyorum. Ahmet Ağa'nla mı? Mektubuma cevap vermedin. Bak benim dediklerimin hepsi gerçekleşti. Farkında mısın? Hepsi. Sen, hoca, yönetim hepsi gerçekleşti. Onun için bir ona cevap vermeni istiyorum. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın Zihni Bey. Bütün dinleyenlere. Sağ olun, çok mersi. Trabzon'a sevgiler, saygılar diyelim. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra ters köşe devam edecek.
HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, günaydın. Bu sene Fenerbahçe'nin kırılma maçı yok çünkü Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Konya hepsi kırılma olmaz. Şampiyonluğu etkilen, bana göre en önemli kaybetti maç, her iki maçta öne geçtiği halde 5 puan kaybetti. Giresunspor maçıdır demiş. Kim demiş? Yakup Demirtaş demiş Instagram'dan. Taner Kelleci, selam, günaydın abi, ben Gaziantep sporluyum, oğlum 5, o da Gaziantep sporlu, biz şampiyonluk hiç göremiyoruz, o nasıl olacak, bağlanan arkadaşlar şampiyonluk göremedik diyorlar demiş, özellikle çocuklar açısından. Ben de Antepliyim diyor, benim oğlum da diyor şampiyonluk göremedi ama biz desteğe devam ediyoruz diyor. Taner Kelleci'nin mesajı o anlama çıkıyor. Savaş Koç, abi yayınlar size ilginç bir mesaj atıyorum. Ali Koç zamanında sırasıyla Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş, son olarak da Trabzonspor şampiyon oldu. Bu sene çok büyük ihtimalle Galatasaray olacak. Ne demiş? Bu sene Galatasaray olur demiş. Sıralama öyle tutuyormuş. Yani devam edecek demiş, görmeye anlamına getirmiş herhalde Savaş Bey. Devam edelim mesajları okumaya. Var mı dinleyiciyi, alıyor mu şeyi? Ya, Oğuzhan alıyoruz, tamam. Sevgili görmen gelen bir takım olsa Oğuzhan yokuşu birazdan alacağız. Onunla ilgili de hem milli takımı konuşacağız, hem ligimizi konuşacağız, Galatasaray'ı konuşacağız, transferleri konuşacağız. Konuşacağımız konu çok fazla olduğunu belirtmek istiyorum. Şöyle konulara baktığımız zaman, demin de söylemiş olduğum gibi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun çok önemli bir kampanyası vardı. Omuz omuza kampanyası için gösteri maçı biliyorsunuz gerçekleşti. Beyaz takım kırmızı takımı 6-4 mağlup etti. Teknik direktörlere baktığımız zaman da bir takımın teknik direktörünü Volkan Demirel ve Montella üstlendi. Cüneyt Çakır yönetti. Nasıl yönetti onu da bilmiyorum ama Cüneyt Hoca'ya biraz takıklığım var benim, bilmiyorum. Allah sonumuz hayırlı eylesin. 6-4 bitmiş maç bakalım. Sevgili Oğuzhan, günaydın. Günaydın, iyi yayınlar abi. Evet, hattımızda görmeye gelen bir takım oyuncusu Oğuzhan Yokuş. Oğuzhan, sen birkaç gündür Riva'daydın zaten. Orada havalar nasıl? Oradan başlayalım istersen. Abi orada ciddi bir gerginlik var. Yani o kesin. Onu hissediyorsun zaten. İnsanlar çok net şeyler söylemiyorlar tabii, doğal olarak. Hani iyi bir şey oldu, bu olacak gibi. Ama gerginliği... Federasyon seçimi anlamında söylüyorsun değil mi? Tabii tabii. Yani hem öyle bir durum var, hem tam biz girdiğimiz esnada, o esnada söylüyorum abi. Hamit abiye ulaşamadım mesela, ben Hamit Altun Topu. Çünkü Stefan Zweig okudum da dün gece abi. Orada Stefan Kuntz'la alakalı bir sorun oldu biliyorsun abi. Biliyorum. Mehmet Büyükekşi, Hamit Altıntop, orada bir büyük bir patlama hatta var. O yüzden orada bir gerginlik var. Hamit Altıntop ulaşılamıyor mu telefonlarda acaba? Yani ben denedim, çok şey olmadı. Normalde ulaşıyordum sağ olsun, konuşuyorduk ama şu ara demek ki biraz onun da başı ağrıyor ya da dertleri var. Bilmiyorum artık ne olacağını. Sonrası için MHK kısmı, hakemler kısmı, tabii ki bütün büyük bir gerginlik var orada. Tartışılan bir MHK başkanı, tartışılan bir hakem tarafı, sürekli tartışılan, sürekli hata yapan ya da hataya zorlanan. Bunlara da baktım, bu tarafta bir gerginlik var. Yani o Riva biraz ilginç, gergin ama Riva Riva'dır, hala döneri güzel. Döneri güzel değil mi? Hala güzel. Hala. Buradan bu arada bir işi teşekkür etmem gereken insan var, buyurun, abi. Buyurun. Riva'da bizi ağırlayan personellere öncelikle çok teşekkür ederim. Bunun yanı sıra Volkan Hoca'ya selam olsun buradan. Volkan Demirel. Aynen, çokça muhabbet etme fırsatım oldu. Ya gerçekten o kadar iyi bir insan olduğunu, o kadar alçak gönüllü olduğunu ve bu durumlara karşı ne kadar duyarlı olduğunu hissediyorsun ki, ya diyorsun ki Volkan Demirel çok başka bir karaktermiş. Yani sadece... Seni yanlış tanıdım diyorsun yani. Ha? Seni yanlış tanıdım diyorsun. Ben babam benim Fenerbahçeli abi. İşte hep böyle beni küçüklükte sinir ederek, benle dalga geçerek büyüttü. Yani sonuçta o zaman da Galatasaray Fenerbahçe'yi çok yenemiyor falan vesaire. İşte Volkan Hoca'ya onu anlatıyorum. Ya oğlum diyor, öyle bakma olaya diyor. Sonuçta Galatasaray olmazsa Fenerbahçe, Fenerbahçe olmazsa Galatasaray olmaz. Yani doğru, yok söyleyeyim diyorum. Şu an mevzu bu zaten. Ben zaten şu an bunu biliyorum ama çocukken böyle olmuyordu falan. Hatta bir penaltı atılacaktı. Takım elbiseyle kaleye geçeyim dedi. El çıplaktı falan. Ben de vurmadım topu. Öyle ki bıraktım. Gördüm onu ben. Videosu vardı. Olsa. Aynen. Aynen abi. Yani Volkan Hoca'yla... Vurmadın mı? Kurtardım. Yok, şimdi. Biraz ya ben vursaydım da muhtemelen kurtarırdı. Ama ben vurmadım. Çünkü o şekilde
bir organizasyon var. Sohbet ediyoruz. Zaten şut atarken de dikkat ederseniz hala konuşuyoruz Volkan Hoca'yla. Doğru, o yüzden, doğru. Aynen. Neyse, o yüzden öyle diyelim, ben senin penaltı kaçırdığını burada şimdi itiraf etmeyeyim ben. Geçen yıl gayet iyi atıyordum. %50 yüksek atıyordum birlikte ama. Ama kaleye bir geçti. Zaman, Volkan bir ellerini falan açtı. Zaten kaleye kapattı biliyorsun. Tabii. Zaten canına geldiği zaman hani işte böyle konuşurken. Ya diyorsun abi bu adama nasıl gol atıyorlar yani. Bu arada hani biraz. Oğuzhan köşeye attın ama ben sana söyleyeyim. Sen kaçırma maçta atmadın şimdi. Ben burada geldi gerçekleri konuşalım. Diyor ki, ne diyor? İyi düşündün diyor. Güzel, harikasın falan. Ama şöyle bir durum var abi. Bazı kalecilerin şey hissini vermesi gerekiyor. Yani işte bu Muslera'da çok geçerli. Volkan Demirel'de geçerli. Hani bu rakip takım sahaya çıktığı zaman ya abi biz hani nasıl atacağız? Ya da bir iki pozisyon sonra abi yemeyecek bu kaleci. Bu hissiyatı verebilen kaleciler. Strese sokuyor değil mi? Strese sokuyor tabii. Görüntüsü. Kesinlikle abi bu kaleciler büyük kaleciler oluyor. Yoksa iyi kaleci çok bulur. İyi kaleci olmakla büyük kaleci olmak arasındaki fark rakibi de etkilemek, rakibi de mental olarak düşürmek gibi bir farktan oluşuyor diye düşünüyorum. Bir de Karagümrük'e teşekkür etmek lazım. Emir Ateşdağlı'ya ve Pirlo'ya teşekkürler. Hmm. Çünkü onlar bizi idmanına davet ettiler vesaire, bir sıcak bir ortamımız vardı. Tekrardan çok çok teşekkür ederiz. Karagümrük'e de göstermiş oldukları samimiyetten dolayı. Evet, dün bizim Salim Manav'a bağlandı. Salim Manav, Yılmaz Hoca ile bir röportaj yaptı radyoda. Şunu söyledi Yılmaz Hoca. Yani TFF Başkanlığı dedi, eğer şartlar oluşursa dedi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adayım dedi. Yılmaz Hoca'nın satılacak kaç yüz tane binası falan varmış ki yani, ne bileyim. Müteahhit miymiş? Yani birisi bir yana ama gerçekten futbolun içinden gelen birine çok ihtiyacımız var bu anlamda. Ya ben Mehmet Büyükekşi'nin karakterini falan asla tartışıyorum. Bu yanlış anlaşılmasın ama yani Nihat Özdemir olsun, Büyükekşi olsun, Aydınlar olsun. Baktığımız noktada hani futbolun, neden futbolun içinden gelenler tarafından, neden futbolun paydaşları tarafından, neden o çimi solumuş insanlar tarafından yönetilmediğini ya da yönettirilmediğini ben merak ediyorum. Ya buradaki mevzu sadece para değildir muhtemelen. Hani sadece burada işte güçlü maddi bir ağdan bahsetmiyoruzdur. Fakat işin sonunda işin geldiği yere baktığın zaman futbolun dışında her şeyi konuşuyorsun. Yani bir başkan portreyi çizdiğin zaman Türkiye'de. Bu da neden başarılı değiliz'in bence bir tane göstergesi. Hani biz hep çimi konuşuruz, zemin kötü, yabancı sınırlaması, hoca kalitesi, ligin temposu ama bir de diğer taraftan federasyon başkanlarına bakalım. Onlar ne kadar futbol biliyor? Onları kim oraya getiriyor? Onlar neden orada varlar? Yani bunlara baktığın zaman zaten aslında bir tane etkenin de mutlaka TFF başkanı olduğunda görmek mümkün. Ben Yılmaz Hoca'nın ya da gibi insanların mutlaka zaten bu role soyunması gerektiğini düşünüyorum. Cesur olmalılar. Özellikle haddim değil ama Fatih Hoca olsun, Şenol Hoca olsun, Mustafa Hoca olsun, bu tarz insanların mutlaka ellerini, gerekirse de gövdelerini taşın altına sokmaları gerekiyor. Bu bizim yıllardır izlediğimiz aynı kasetin değiştirilmesi için. Ben de Yılmaz Hoca'nın bilgi birikim anlamına baktığın zaman başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü hakikaten birçok kulüp başkanı da çalıştı, futbolcularla çalıştı. Senin de söylemişsin olduğu gibi o çimi yedi yani, ben sana söyleyeyim. Bir de yani Köln Akademisi'ni birincilikle bitirdi. Onu da bir de şöyle bir, Aygün abi çok güzel bir yere tespit bastın. Şöyle bir durum var. Hani o tarafın da kuvvetli olması gerekiyor. Yani globalleşmek, küreselleşmek, aynen. Ne koyuyorsan abi. Sonuçta inovatif bir dünyada, inovatif bir yüzyılda yaşıyoruz. 2023'e gelmişiz. Doğal olarak Yılmaz Hoca'nın evet yaşı var ama o bağlantısının hani yaşı var ama şu an federasyon başkanlarının hepsinin yaşı var. Hani yaş olarak belki bir muhaliflik çıkar diye söylüyorum. Yaş var ama burada işte dil önemli, kişisel gelişim önemli. İşte dil de var, dil de var. Söylediğin Köln Akademisi var, Almanya bağlantısı. Bir kere bizim Almanya ile artık organik bir bağımız var. Doğal olarak artık bu organik bağın kullanılabildiği kadar iyi kullanılması gerekiyor. Zeminse zemin, topçu getirmekse topçu getirmek, altyapı ise altyapı bir şey. Yani ama mutlaka bu organik bağın bir şekilde kullanılması lazım. Biz 3 tane 4 tane topçu getirip 2-3 yılda bir biz Almanya'nın elinden futbolcu aldık mavralarından. Yılmaz Ural 70 yaşında, Mehmet Ekşi 70 yaşında, evet. Sevgili Lale Oğlu 63 yaşında.
Zaten yaş skalalarına baktığın zaman abi çok da genç yani bulamıyorsun dediğin 70 gibi. 70 yaşında önce. Mehmet Büyükekşi. Tabii senin de az önce söylediğin gibi bulamıyorsun ama burada hani muhalif. 62 yaşında özür dilerim. Mehmet Büyükekşi 62 yaşındaymış. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Okay. Yok, 70 çok şey. Önemli Hı-hı. değil. Çok önemli değil. Hı-hı. Yılmaz Hoca özelinde hani yaşlı diyebilirler diye söyledim ben. Ama yan yana baktığın zaman Yılmaz Hoca daha genç duruyor Mehmet Büyükekşi. Onu da söyleyelim. Çim yedi diyoruz işte yani. Çim Hı-hı. yiyince böyle oluyor. Hı-hı. Yani olay bu. Lale Hanım da 63 yaşındaymış Lale Orta. Hı hı. Evet, Rızacı da dün bir açıklama yaptı Fanatik Gazetesi'ne. O da milli takımda yerli ismin olması gerektiğini belirtti. Yani yabancı antrenörlerin milli takıma faydalı olamayacağını belirtti. Çünkü hani federasyon kısmı ribadan dolayı ben oradan devam edeyim dedim. Takımlara döneceğiz okey, zaten okey, de. Çalışırsam diyor, para bile istemem diyor. Milli takım hocalığına hazırım ben diyor. Rıza Hoca... Çok özür dilerim. Ben bir göz nezlesiyim oldum abi. Uzun zaman da geçmiyor. Eyvallah. Teşekkür ederim. Hani öksürürken falan dinleyicilerimizden de özür dilerim. Bu hani mevzuda Rıza Hoca'nın işte para istememesi ya bu burada aslında hani para zaten verilecek. Rıza Hoca da onu biliyor ama Hı-hı. benim umurumda değil bana ne yazdıkları. Hı-hı. Benim öyle mukabeleyle falan işim olmaz. Orada onu anlatmaya çalışan bir Rıza Hoca'nın bayvan. Öte taraftan Rıza Hoca'nın bence bir Sivas sonrasını bir görmemiz lazım. Ben öyle düşünüyorum abi. Çünkü Sivas'a ona sabreden bir Mecnun Oldu Yakmaz var. Kontakta kurulduğu bir yönetim var. Hı-hı. O şöyle basit olduğunu düşünmüyorum ben abi. Milli takım, yarışmacılık, hiç kimsenin memnun olmaması, kaosun hiç bitmiyor oluşu. Yani siz göreve geldiğinden 3 dakika sonra bir başarı istenmesi gibi milli takım şeyler... anlamda söylüyorsun değil mi sen bunu? Tabii. Oyuncu bu tercihlerinde da... de bile kaos oluyor orada biliyorsun. Bunu niye aldın, bunu niye almadın diye. Evet bir de... Ama Yılmaz Hoca'nın şunu sana söyleyeyim. Biraz daha tercihi adil olmaz mı? Şey Yılmaz Hoca'nın diyorum şeyin Rıza Hoca'nın özür dilerim. Rıza tercih Hoca'nın anlamına baktığın zaman. Tercihinde çok... Hayır şey futbolcu tercih anlamında. Aha, bir adaletsizlik olacağını düşünmüyorum. Hı. Örneğin Halil Akbunar'ı almayan bir Şenol Güneş tercihi yapmaz. Mesela ben öyle düşünüyorum. Hak ettiği için. Ben Halil Akbunar çünkü çok hak etmişti. O sezon hak etmedi diyen herkesle de tartışırım. Yani 2020-21 sezonu için. Şöyle bir durum var abi. Rıza Hoca'nın adaleti, ya forma adaleti konusunda ben de senin gibi düşünüyorum. Ama işte milli takım kısmı, oradaki baskı, oradaki kimle muhatap olacağı insanlar ve insanların referansı, lobisi gibi. Bir de şöyle bir durum var abi. Yani sonuçta Tayyip, Samet Akaydın gibi oyuncular mesela transferleri yapmadan önce görelim kaç tane milliler sonrasına bakalım. Yani burada sonuçta ne olursa olsun büyük takımların çok büyük etkisi var. Bu Galatasaray içinde böyle, Beşiktaş içinde, Fenerbahçe hepsi böyle. Ama bir de bunun diğer tarafı var. İşte bir tane yönetici çıkıp haddi olmadan kadroya karışabiliyor. Haddi olmadan isim verip isim çıkartabiliyor. Yani şunu al demiş mesela Hamit Altıntop'la Hamit Altıntop Kuntz'un arasındaki tartışmanın sebebi bu. Hamit Altıntop demiş ki şu futbolcu oynat diyor. Kuntz istemiyorum diyor. Hayır diyor. Ondan sonra tartışıyorlar. Detayını biliyor musun bilmiyorum da. Biliyorum. Tartışıyorlar. Abi yalnız bir şey söyleyeceğim ya. Çok özür dilerim. Orada çok güçlü bir anı var. Onu anlatmadan buyurun, içime buyurun, kalır. Buyurun. İkinci ya da üçüncü gece. Her neyse. Abi ışıklar, Riva'da ışıklar sabaha kadar açıktı, toplantı sabahlara kadar sürdü diye böyle bir manşet var, tamam mı? Ama Gökdeniz sever gazeteler böyle manşetleri. Abi, Oğuz abi var, bizim havuzcu şeyde Riva'da, Oğuz abi ışıkları açık bırakmış. Işıkları açık bıraktığı için abi... Herkes de toplantım var zaten. Ama içeride kimse yok diyorsun ha? Abi inanılmaz var ya. Oturduk ona güldük onu kaç dakika boyunca hepimiz. İçeride yani, kimse yok ama değil mi? Yok. İçeride falan kimse yok abi. Hatta niye ışığı açık bıraktın kardeşim bu kaç alıyor falan gibi bir muhabbet olmuştu. Ya çok komik bir mevzuydu. O geldi aklıma onu anlatayım ama senin az önce söylediğin gibi... Hamit Bey, Stephen Kuntz olayı hatta büyük ekşinin de artık dahil olduğu bu üçlemede... Yani milli takımın zararına sinyaller veriliyor buralarda. Orada o isim duyuldu mu? Futbolcu ismi? Futbolcu ismi duyuldu mu? Onu mu soruyorsun? Ha, evet. Hayır. Futbolcu oldu. Yo. Hayır. Hı-hı. Hiç duyulmadı abi. Hı-hı. Ama işte sonuçta Abdullah Avcı ile direkt olarak Hamit Altıntop'un anlaştığı söylendi. Bunun gerçekliği ne kadar doğru falan. Hem anlaşmış. Yardımcıları belli. Burak Yılmaz oluyor. Şey oluyor. Egemen Hoca oluyor. Hepsini anlaşmış. Sonra geliyor söylüyor. Mehmet Büyükekşi bir ay sonra seçim var olmaz diyor ve duruyor operasyon. Şimdi operasyonun durması normal de Abdullah Avcı'nın bu durumda görevi kabul ediyor olması daha da büyük skandal. Yani sadece Hamit Altıntop üstünden mezun değerlendirilmesi de doğru bulmuyorum. Yani
görev başında olan Stefan Kuntz var, sözleşmesi ama devam belki ediyor. Dedi ki, belki dedi ki biz onu göndereceğiz. Hazırlıkta ol, anlaşalım dedi belki de. Şimdi şöyle düşün. Milli takımlar sorumlusu Hamit Altıntop. Tabii. Hamit Altıntop milli takıma sorumlusu Mehmet Büyükekşi'nin haberi olmadan görüşme yapar mı diye düşünmez mi Abdullah Avcı? Ya tabii ki öyle düşünür. Sonuçta sen Abdullah Avcı olsan ya da ben Abdullah Avcı olsam Hamit Altıntop bu şekilde gelse ya dersin ki Büyükekşi'nin... Demek ki hepsinin haberi var dersin tabii yani. Tabii Sayın Büyükekşi'nin haberi var. Zaten gelen adamın da şeyinde CV'sinde milli takımdan sorumlusu. Evet, milli takım sorumlusu çünkü. Ama yani burada şöyle bir sıkıntı oluyor. Abdullah Avcı masada olan bir adam. Yani masada olan bir adamın bu durumları bilmiyor olmasını ben kabul etmiyorum. Yani biliyordur, haberi vardır. Bilmiyorum, haberim yoktu. Aa öyle mi diye dönüyor işte o zaman. Ya öyle değil. Aslında biraz baktığın zaman sonuçta ortada mezun ne olduğunu sen de ben de biliyorsak Abdullah Avcı bizden 10 kere daha fazla biliyor ne olduğunu. Doğal olarak hani orada biraz da tutumun da ben yakışıklı olduğunu düşünmüyorum. Hmm. Ama tabii ki Hamit Altıntop'un bu durumu kadar değil yani. Hamit Altıntop büyük bir yakışıksız imza atmıştır. Eğer böyle bir durum gerçekten... Yalanlanmadı ama bu olay. Yalanlanmadı. Tabii yani bir de yalanlanmadı. Yani bir de zaten artık orada insanlar muhtemelen birbirlerine tahammül edip görev sürelerini doldurup sonrasını düşünüyorlardır. Yoksa oralarda çok kazan kaynıyor. Çok kazan kaynıyor değil mi? Sevgili Oğuzhan, kısa bir araya gideceğiz ama aradan önce istersen hem senin Twitter hem de YouTube adreslerini bize söylersen, buradan hiç olmazsa seni takip etmek isteyen, sana soru sormak isteyen, senin videolarını izlemek isteyen dinleyicilerimize de bir şekilde bir adres vermemiz gerekiyor. Çünkü hakikaten çok fazla sana sorular ve mesajlar geliyor. Sağ olun abi. Teşekkürler abi, ilgi gösterdiğin için de sana da ve dinleyicilerimize de. Twitter Oğuzhan Yokuz, 9'un sesi 2T, Oğuzhan Yokuz Twitter'dan takip edebilirsiniz. Instagram'da keza yine Oğuzhan Yokuz. YouTube ise engelsiz yorum. YouTube'da özgün içerikler ama çok doğaçlama. Böyle uzun süredir mesela içerik atmadığım zamanlar da oluyor. Bazen 3 günde bir içerik attığım da oluyor. Doğal olarak konuyu dinleyici belirliyor. YouTube engelsiz yorum, Twitter ve Instagram Oğuzhan Yokuz. Takip eden herkese çok teşekkür ederim. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra sevgili Oğuzhan Yokuz'la sohbetimiz devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Saatlerimiz 10.52'yi gösteri attığımızda görme engeller milli takım oyuncusu Oğuzhan Yokuş var. Oğuzhan tabii ki golcüdür ama Volkan Demirel de iyi kalecidir diyelim. Kesinlikle tartışılır mı abi? Ya hatta çok karakterini beğendiğim, hatta ilk Fenerbahçe 2020-21 yılının da es geçilmesini istemediğim Altay Bayındır performansı vardı. İnsanlar onu unutuyor. Şey yazmışlar yorumlarda, işte Altay'dan hala iyi, kaleye geçsin Altay falan, İrfan'a satalım falan. Ya, hani hala mesela futbolu bırakmış olan bazı isimler var. Mesela Tuncay Şanlı mesela. Yani, ya bir insan bu kadar fit olabilir mi ya? Ya, Tuncay çıkart gene oynasın. Sen çok sevmeyeceksin muhtemelen bu söyleyeceğimi ama Cüneyt Hoca inanılmaz fit. Hangi Cüneyt Hoca? Cüneyt Çakır ya, inanılmaz fit ya. Olağanüstü çok yani. Fit de Türk futbolu da fit oldu sayesinde. Ben biliyorum Türk futbolu fit oldu sayesinde. Bu durumu. Hayır, şimdi ben isimlere takılı değilim. Yok, isim olarak söylemedim. Ama Türk futbolu hakemler yüzünden bu noktaya geldi. Benim sıkıntım hakemler. Yani ben şunu sana söyleyeyim. Yani yıllardır, yani ben çocuktum Cüneyt Çakır. Ben evlendim, çoluk çocuğa sahibi oldum. Benim kızım evlendi, hala Cüneyt Çakır. Anladın mı demek istediğimi? Yani, muhtemelen ben de öyle olacağım abi. Yani böyle bir şey olmaması lazım yani. Böyle bir şey olmaması lazım. Anladım yani. Anladım. Çok doğru söylüyorsun abi. Ya bu durumu tabii sorduğun zaman hani olmadığını söyleyecekler. Yani bu kadar uzun zamanlı bir hanedanlıktan falan olmadığını söyleyecekler ama sonuçta en azından dışarıdan görünen bu olduğunu kabul ediyorum ben de. Bir de şimdi şu, yani bunu ben söylemiyorum. Bunu Faal Futbol Hakemleri Derneği Başkanı Erdoğan şey söylüyor. İsmini de unuttum. Neyse, o kişi söylüyor. Ne diyor biliyor musun? Şu an Lale Orta MHK Başkanı mı diyor? Arkasında diyor Türk futbolunu yönlendiren kişi Cüneyt Çakır diyor. Abi ben bu konunun... Abdurrahman Arıcı şimdi aklına geldi ismi. Tamam, evet doğru. Ben de emin olamadım. Aslında aklıma gelmişti. Şimdi ben de emin olmadığım bir şey konuşmak istemedim ama Cüneyt Hoca ya da Lale Hoca, ya abi bu kadar sorunun temeli iki insan olamaz yani. Ben inanmıyorum. Ben Cüneyt Hoca diyenlere de katılmıyorum. Lale Orta diyenlere de katılmıyorum. Ya bu kadar sorunu bir tane hakemlere yıkın geçin komiteye. O abi, ben bunun... Bu kadar çok problemin, ya bugün Fiorentina Basel maçı var abi, biliyorsun konferansta. Şimdi Basel Trabzon'u eledi ve nasıl elediğini hatırlıyoruz yani, işte öyle böyle üstün oyun
çok amiyane tabirle tokatlayarak elemedi. Ya da Fiorentina Başakşehir'e bakın abi. Başakşehir Fiorentina'yı üçledi içeride. Serdar Gürler'in inanılmaz oynadığı bir maçtı. Şimdi bu iki takım yarı finalde. Bugün yani daha doğrusu bu turda finale çıkarsa Pazel bizim 2024-25 için error verecek. Yani İsviçre takımının galip geçmesi, tur alması bunlar problem. Şimdi burada Cüneyt Çakır'ın Lale Orta'ya ne diyeceksin abi yani? Ben bilmiyorum. Hayır bak benim dediğim nokta bu. Ben Avrupa anlamında sana söylüyorum. Lig'deki hakemlerin performansları anlamında sana söylüyorum. Tabii, hakemlerin, gözlemcilerin şunu bunun raporlarına karışılması anlamında. Yani bu son dönem hakikaten skandala gidiyor her şey yani. İnanılır gibi değil. Evet zaten sonuç. Ya ama şöyle bir sıkıntı var abi. Hani balık baştan kokar. Federasyon başkanlık seçimlerine bakıyorsun abi. Bir tane aday belirleniyor abi. Onun arkasından herkes gidiyor. Tabii yani oradan sonra denetleme mekanizmasını, denetleme otoritesini sorgulama hakkını ve şansını vermiyor kimse sana. Sistemde bir bozukluk var mı? Tümüyle belki de var. Ama senin bu sistemin bozukluklarını, defolarını giderme şansını sistemin başında bulunanlar zaten sen bunu sorgulayamazsın. Buradaki malzeme bu diyor. Abi ben bu malzemenin bu olduğuna inanmıyorum. Daha kaliteli olmalı. Az önce konuştuk. Bu malzemeyle yemek çıkmaz. Bu malzemeyle futbol yönetilmez. Onu sana söyleyeyim. Ya, yani. Evet. Kural bilmeyen hakemler var. Bazı kuralları bilmeyen, öğrenmeyen, değişen kuralları uzak kalan hakemler hala maç yönetiyor. Ya bunlar var. O yüzden hani Türkiye'deki futbolu konuşacaksak yani çok çok daha fazla şeylerin çok daha farklı şeylerin de konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Ya bu seçim işte az önce sen de söyledin abi işte bilmem kaç gün sonra bir şey var TFF seçimi var. Federasyon seçimi evet. Aynen Mehmet Büyükekşehir'de çıkacaktır. Hatta bir tane çıkmış galiba. Sebahattin Bey olmuş sanırım da evet. Şu an soyismini hatırlayamadım kusura bakmasın. Mutlaka birileri daha çıkacaktır. Ya böyle olmalı zaten. Ondan sonrasına bir bakacağız. Ama bundan sonraki seçim, TFF başkanlığı, işte oraya gelen yönetimler, atanan kurumlar, bunların hepsi gerçekten çok belirleyici olacaktır. Umarım. Doktor Sebahattin Devecioğlu. Kusura bakmasın, çok özür dilerim. Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sebahattin Devecioğlu. Hı-hı. Tamamdır. Yani Sebahattin Devecioğlu var. Muhtemelen aday gene çıkacak. Doğal olarak hani demokratik bir başkanlık seçimi en azından olacağını biraz öngörüyoruz şu an için. Yani ne olacağını bilmiyoruz tabii ki doğal olarak ama bu seçimden sonrası atanan kurulların tamamının inşallah liyakate göre denetleme mekanizmasında her kurula işlediği bir TFF ve TFF yönetimi olur. İnşallah diyelim. İnşallah her şey düzelir diyelim. Tabii şuraya da geleceğim. Aslında 3 dakika vaktim var ama bu konuyu da orada şey yapmak istemiyorum. Çünkü uzunca bir konuşmanı beklediğim bir Galatasaray dosyası açacağım ama şunu sana sormak istiyorum. Demin onunla ilgili haber verdim. Bugün bir haber vardı. Sen tabii haberleri çok yakından takip ediyorsun. Komparisanator diye bir Türkçenin... Evet. Gördün mü onu? Komparisanator evet. İstatistik şirketi abi. Aynen. Avrupa'nın en değerli 10 ligi bu sezon en fazla gol atma oranlarını göstermiş maç başı. Fenerbahçe listede 5. sırada. Evet. Yani burada girilen listeye baktığın zaman zaten Napoli'nin, City'nin, Bayern'in bu Bayern Münih 1. sırada. Tabii Bayern 1. sırada. Şimdi burada Fenerbahçe var. Zaten işte insan da en çok ona şaşırıyor. İşte gol kralı çıkmış. Ben Valencia'yı altın kadroya yazmam diyor. Bunu sadece Galatasaray'la Beşiktaş değil Fenerbahçe'yi söylüyor. Yani Fenerbahçe diyor ki ben Fenerbahçe'nin santrafonu Valencia olmasına memnun değilim diyor. Bir bakıyorsun Valencia 27 gol atmış. Yani bu memnuniyetsizlik, bu mutsuzluk demek ki orada başka şeyleri sorgulatıyor. Ligin en çok gol atan takımı, ligin en çok skor yapan takımı ama işte tümüyle eleştirilecek diyemesen dahi eleştirilecek birçok yön var. Ve işte Jesus'un yaptığı aslında dolu tarafı var bardağın. Ya bardağın dolu tarafına baktığın zaman Avrupa'da ilk ona girmiş bu takım gol atma noktasında maç başı. Şimdi bunu yapmış bir takımın hiçbir şey yapmadığını söylemek de futbol cahilliği olur. Ama hani daha iyi inşa edilebilir, daha iyi temellendirilebilir miydi? Tabii ki daha iyi yapılabilirdi. Tabii ki Jesus'un hataları var. Hakemlerin belki ufak
tefek buradan paylarını verirsin. İşte oyuncak gününde değildi, belki buradan pay verirsin vesaire vesaire. Ama genel olarak ben ihalenin baş sorumlusu olarak da, mirasın baş sorumlusu, baş vesilesi olarak da Jesus'u görüyorum. Burada iyiyi de kötüyü de Jesus'u not ediyorum. Anladım, ben Aygün abi. Kısa bir ara verelim, aradan sonra ters köşe devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Bekir Ayan demiş ki sevgili Oğuzhan, Aygün abi Oğuzhan'a sorar mısın? Hakan Çalhanoğlu kendi takımında nerede Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak kadar iyi bir oyuncu iken milli takım arasında bu kadar fark var. Neredeyse milli takım bırakacak, hala kafamda adlandıramıyorum diyor. Ne dersin Hakan Çalhanoğlu? Abi Hakan Çalhanoğlu gerçekten çok farklı, Inter Porto, tabii Inter Porto turunun iki maçında maçın adamı oldum, işte man of the match oldu. Mesela dün de Mkhitaryan maçının oyuncu seçildi ama işte ilk golde kilidi açarken Dzeko'ya yaptığı asist, direkten dönen topu, gerçekten o oyunu yönlendirişi. Ya bir de şöyle bir durum var Aygün abi, Inzaghi artık hani 10 oynatmıyorlar Hakan'ı, 6-8 oynuyor Hakan. Hı hı. Şimdi işte yumuşak kalıyor, aman Hakan işte orta sahada boş bırakıyor dediğimiz noktada Serie A gibi birlikte yani bu orta sahayla Inter'de müthiş işler yapıyor. Hakan Çalhanoğlu'nun buradaki bir mentalite ve güvenle alakalı bir durumun olduğunu düşünüyorum ben. Biz bunu bazı oyuncularımızda yaşadık. İşte bunun en büyük belki de örneği Nuri Şahin'dir, Nuri Hoca'dır. Mesela verim alamıyorsun, Dortmund'da çıkıp adam sezonun oyuncusu olabiliyor kendi takım adına. Yani böyle bir tarih yazabiliyor. Ama işte burada biz az önce işte bahsettik az önce bütün problemlerden ya da çoğunluktan. Ya bu kadar problem varken oyuncuların da işte etkilenmemesi mümkün değil. Yani sistemi olmayan bir takım, gündelik performanslarla dünyanın en iyi takımı olduğunu düşünen, bazı gündelik performanslarla Faroe Adaları'ndan dahi kötü olduğunu düşünen bir takımın kadar istikrarlı olmasını bekliyoruz ki. Yani bir takım bir günde Avrupa'nın en iyi takımı olup diğer günde Avrupa'nın kötü takımı nasıl olabilir? Yani böyle bir mantık yok. Ya ben olayı meallendiriyorum şu an. Tamamen böyle olduğunu söylemiyorum ama yani burada Hakan Çalhanoğlu gibi insanların, futbolcuların da tabii ki kendini sorgulaması gerekiyor. Ben niye mesela milli takımda bu kadar ekstra değilim tabii ki sorabilir. Ama burada ilk sorulması gereken soru, Inter'de böyle oynayan Hakan, Milan'da öyle oynayan Hakan, Leverkusen'da öyle oynayan Hakan'ın niye Türkiye milli takımında böyle oynamıyor kardeşim? Ya bunu sorgulamak lazım. Yani burada bugün Mkhitaryan, 33-34 yaşındaki Henrik Mkhitaryan harika top oynuyor. Mkhitaryan'da 10 numara özellikle. 10 ve bir kanat atarsın yani Mkhitaryan'da. Ama o da 8-6 oynayabiliyor artık. Yani bunları yapabilmek çok özel iş. Kabul ediyorum. Ama bu mentaliteyi ve bu güveni sağlamak da hem hocaların hem de o bulundukları takımın veya ülkelerin yönetimleriyle alakalı diyorum. Yani o yüzden Hakan Çalhanoğlu'nu tekrardan tebrik ederim. Ben bir Napoli sempatizanı olarak hani Milan'a elenmesini beklemiyordum Napoli'nin. Çok rahat elediler bence Napoli'yi. Ama dün hem Leao yoktu hem Bennasar sakatlanınca maç çok sıradanlaştı. Lautaro Martinez'e rağmen Inter çok rahat bir galibiyet aldı. Muhtemelen finaldeler. Finalde de hatta muhtemelen City olur diye düşünüyorum abi. Ama Hakan Çalhanoğlu'nun şu performansı çok gurur veriyor. Gıpta etmeye devam ediyoruz. Evet, Gazi Kartal demiş ki abi günaydın Oğuzhan abi, saygılar sevgiler, sorar mısınız Valen İsmail'in yeni takım belli oldu, Oğuzhan abi ne düşünür demiş, ne düşünüyor? Ya Watford'a gitti, saygılar sevgiler bizden olsun Gazi Kartallarına. Watford'a gitti hoca. Şimdi Watford, West Bromwich, Barnsley gibi takımlarda istediğiniz sistemi oynatma ya da o mentaliteyi kurma anlamında bir aşılama yapma sürecini size verebilirler. Burada da problem yaşamayabilirsin. Hatta belki istediğiniz oyunu oynatırken de size o bütçeyi de verirler çoğunlukla. O yüzden Valerian Hoca'nın ben başarısız olacağını düşünmüyorum. Önce onu söyleyeyim abi. Ben Valerian İsmail'in de çok böyle söylenildiği, düşünüldüğü kadar da kötü hoca falan olduğunu asla düşünmüyorum. Beşiktaş'ta böyle çok da kötü durumda bırakmadı. Evet, Şenol Hoca'nın 2.30'luk bir puan ortalaması var geldiği dönem için söylüyorum. Bu çok iyi, bunu kabul ediyorum. Ama oyuncuların, hangi oyuncuların neye göre reaksiyon verdiğine bakınca da zaten hani biraz
tabloda anlaşılıyor. Yani kabul ediyorum Şenol Hoca'nın dokunuşları var ama bir Cenk Tosun performansına bir baksınlar mesela. Valerian Hoca ile Şenol Hoca zamanına. Hocanın... Ama sana şunu sana söyleyeyim mi? Valerian İsmail döneminde onu sen bakmışsındır istatistiklere. Galatasaray'ın bir puan önünde. Şenol Hoca döneminde de Galatasaray'ın 8 puan gerisinde. Bir ya hem öyle bir durum var Aydın abi. Tabii hem öyle bir durum var. Hem de yani böyle bizde şey var abi, hani öncekini bir gömmemiz lazım. İlk gelen başarılıysa öncekini öyle bir toprak atmamız lazım ki ağzı yüzü burnu nefes alamasın, tıkansın. Ya biz öyle istiyoruz. Ya bir şey demiyoruz mesela. Ya aslında o da iyiydi de hani Beşiktaş standardını yakalayamadı. Yani büyük takım olmak, Süper Lig'de büyük hoca olmak, onlar başka şeyler var. Yani önce burada sınıfta kal. Ya bunu demek zor mu? Ya illa rezil mi olmaz, illa kepaze mi dememiz lazım? Yani illa en dibini, en iğrencini mi söylememiz gerekiyor? Gerek yok ki buna. Hoca iyiydi ama hocanın büyük takım çalıştırma tecrübesi, birikimi yoktu. Hoca da buna ikna olmadı. Basın, Sampdoria maçı dahil, Wolverhampton maçı da dahil olmak üzere hocanın üçlü oynamasını inanılmaz şekilde eleştirdiler. Muhtemelen bir sabah kahvaltında bonjour'dan başka bir şey demediği için hoca onlara. Yoksa birlikte kahvaltı yapma, birlikte akşam yemeği yeme şansları olsaydı belki de Fransız mutfağını ciddi şekilde araştırırlardı o gazeteciler. Ama öyle de olmayınca hocanın hazırlık maçında denediği sistem dahi inanılmaz eleştiriliyordu. Sonra ama o yönetim müdahale etti, sistem dörtlüğe döndü. Tabii. Yani o dönem o da var. Bu Fenerbahçe'de oldu, bu zamanda Galatasaray'da aynen oldu. Bunlar oluyor. Bunlar Galatasaray'da da oldu, Fener'de de oldu. Ya olur. Ama burada bu mobbingden, bu baskıdan yönetimde etkileniyorsa hocaya geçmiş olsun Aygün abi. Yapacak bir şey yok zaten. Doğru. Murat Çapar demin ki konuyla ilgili şunu söylemiş Hakan'la ilgili, Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili. Abicim sorunun cevabı çok basit diyor. Hakan diyor milli takımda kimlerle oynuyor? Inter Milan'da kimlerle oynuyor? Bir ona bakmak lazım. Futbol biraz da akıl işi demek ki. Bizimkiler biraz yetersiz kalıyorlar. Abi kusura bakmasınlar demiş Murat Çapar. Yani kısmen katılıyorum, kısmen katılmıyorum. Sadece Inter'deki oyuncular iyi diye. Ya şöyle söyleyeyim o zaman direkt olarak, Federico Di Marco burada olsa, Henrik Mkhitaryan burada olsa, milli takımımızda olsa ne kadar çok şey değişir mesela? Onu bilmiyorum abi. Soru işareti. Öyle alır götürür diyemezsin. İyi oyuncular, katkı yaparlar. Ama buradaki mantalite, buradaki güven, buradaki sistem, sistemin getirdiği alışkanlık, kimin nerede olduğunu bilmek, bunlar çok önemli abi. O yüzden bunlar çok daha fazla etken. Tabii ki bu arada dinleyicimizin özellikle şu hani kimlerle oynuyor kısmı, biraz o akıl işi bizde de devreye girer umarım. İtalya'da şampiyonluk için neler söylersin? Abi hak ettiğimiz şampiyonluk. Napoli'nin hak ettiğimiz yılından... şampiyonluk. Vay vay vay. Abi yani oradan bir iki tane arkadaş bana video attılar. Kamptaydık zaten. Abi yani İnanılmazdı değil mi? Çok güzeldi. Keşke dedim orada olabilseydim. Gerçekten Napoli'nin hani şöyle bir şey söyleyeyim Aygün abi. Caridu Koulibaly gitti Chelsea'ye. 9 yıldır o takımdaydı. Riz Mertens gitti 9 yıldır Napoli'deydi. Insigne 10 yıla yakın o takımda oynadı. O gitti. Callejon gitti. Onun öncesinde Alan Hamsik gitti. Ama Kim Min-jae gitti, şampiyon yaptı. Tabii. Şimdi oraya geliyorum zaten. Yani Kim Min-jae'yi alıyorsun. Sezonun en iyi 3 stoperinden biri oluyor Serie A'da açık ara hem de. Aynen. Yani bütün istatistiklere baktığın zaman zaten bazı istatistiklerle Avrupa'nın ilk 5 stoperinde, Avrupa liglerinde öyle iyi oynadı. Öyle muhteşem oynadı. Zaten bu yıl Mario Rui'nin mesela müthiş performansı vardı. 6-7 gole doğrudan katkı etti ki Napoli'nin yorgun çantasıdır Mario Rui. Yani yolda giderken yük olur, hata yapar. Mario Rui hep kaza kurşun olmuştur Napoli için ama bu yıl mesela çok ekstra katkı verdi. Di Lorenzo tam bir kaptan gibi oynadı. Kvaratskhelia ve Osimhen'in 50'ye yakın gole katkısı var ikisinin direkt olarak. Ha bunlar çok çok önemli istatistikler ama bu iki oyuncunun çok çok ekstrasını da hani arkasında oynayan Zambo Anguista, Robotka ve Jeniski'nin çok çok büyük katkısının olduğunu söylememiz gerekiyor. Lozano ikinci yarıda sorumluluk aldı. Giovanni Simeone ve Giacomo Raspadori girdiği maçlarda rotasyonu çok kuvvetlendirdiler. Luciano Spalletti şehirde kavga olmuştu abi. İlk geldiği zamanlarda olumsuz sonuçlar olduğu zaman hocanın arabasını falan çalmışlardı. İstifa etmesen arabanı vermeyiz falan gibi bir durum olmuştu. Öyle bir çılgın bir taraftardan bahsediyoruz. Şöyle söyleyeyim, Serie A'nın en yaşlı hocası, en yaşlı şampiyon hocası. Hoca ilk defa şampiyon oldu Serie A'da, Luciano Spalletti. İyi hocadır, büyük hocadır ama
İşte hayat bazı insanların şöhretini çok sonradan veriyor ellerine. Ama Luciano Spalletti de son Scudetto'nun sahibi unvanında 33 yıl sonra yaptığı için de Maradona ile beraber artık Napoli'nin bir tarafında, kalbinin bir tarafı da mutlaka Luciano'ya ayrılacaktır diye düşünüyorum. Bu kadroyu ne kadar koruyabilirler? Onu Maradona bilmiyorum. Da benim çok sevdiğim iyi bir kankam olduğunu biliyorsun. Aynen, tabii ki. Geçen paylaşımını da gördüm abi zaten. Osimhen muhtemelen gider abi. Osimhen'i tutabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü Osimhen sakatlık problemleri olmasaydı belki de geçen yılda gidecekti. Ama Kvara kalacaktır ki kalması da gerekir. Çünkü bu maçta, bu sezonda bazı maçlar, özellikle Milan maçları şunu gösterdi. Kvara'nın biraz daha gelişme ihtiyacı var. Ama o scouting, o keşif, 10 milyon euroya bu kadar komple bir paket, muhteşem bir transfer hikayesi. Gençleşen bir Napoli, bütünüyle değişmiş bir Napoli, ama Inter'i, Milan'ı, Juventus'u, hatta belki de Gasperini'nin Atalanta'sını, Roma'yı alt etmiş bir Napoli'den bahsediyoruz. Ne olursa olsun, ne olursa olsun, Şampiyonlar Ligi'nde de bu yılda bir çeyrek final yazdı. Ki bu da zaten Avrupa Kupalarındaki, Şampiyonlar Ligi özelinde söylüyorum, Şampiyonlar Ligi özelindeki en büyük başarılarının başında geliyor. Tabii ki Milan'la eşleştiği için insanlar Napoli tur atlar diyordu ya da atlamalı diyordu, ben de dahil. Ama büyük takım olma geleneği ya da oraları oynayabilme ya da belki de o atmosferden etkilenme vesaire vesaire. Yoksa Milan'da hani bunu yıllardır oralarda değildi ama bazı parametrelerde Napoli sınıfta kaldı. Biraz daha yolu var ama bu yol çok güzel, özellikle Napoli için. Umarım devam eder. Çok kısa bir ara verelim sevgili Oğuzhan. Aradan sonra artık yavaş yavaş ligimize iyice dönelim. Çok kısa bir reklam aramız var. Aradan sonra sevgili Oğuzhan Yokuş'ta sohbetimiz devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Galatasaray'da Okan Buruk yönetiminde yeni bir tarih yazılmaya da hazırlanıyor. Şampiyonluk ambargosu başlığı var bugün Fotomaç gazetesinde. Hattımızda da sevgili Oğuzhan Yokuş var. Oğuzhan, neler söylersin Galatasaray'la ilgili? Ya öyle ambargo falan öyle kolay şeyler değil. İşte klasik taraftarı oynama reaksiyonları. Tribüne oynama, tribüne. Tabii. Tribünler şu an böyle hareketli, aktif. Severler böyle başlıkları. Gazetede kullanmış. Ama Galatasaray'ın şampiyon olduğunu düşünüyorum artık. Orada bir neye harfi kaldı. O'yu da koydun, şampiyon diyorsun yani. Aynen. Ben öyle yazmıştım zaten maç akşamı. Ya şöyle düşünüyorum. Bir final maçı hemen hemen. Ne olursa olsun son dönemece girilirken Başakşehir maçı final maçı niteliğindeydi. Galatasaray 3 küsür gol beklentisine girdiği bir maçı oynadı. Ama bazı parametreler, bazı istatistikler var mesela aklımda kalmış. Onları söylemem gerekiyor. Bir final maçını oyuncuların ne kadar istediğini ve o finali kazandıkları zaman aslında neyi başardıklarının bilincinde olduklarını anlatıyor bence. Mesela Kazımcan Karataş 18'de 8 ikili mücadele kazanmış. Şimdi 10 tane kaybetmiş, 8 kazanmış. Hı hı. Victor Nelson 9 ikili mücadelenin 9'unu kazanmış. Abdülkerim Bardakçı 14 ikili mücadelenin 12'sini kazanmış. Sasha Boy 19 ikili mücadelenin 14'ünü kazanmış. Torreira 13 tane sahipsiz top kazanmış. 4 tane pas arası yapmış. Yani bunlara baktığın zaman oyuncular kazandıkları zaman ne olacağını aslında az çok biliyorlardı. Bu bilinçle çıkmış bir Galatasaray vardı. Yoksa Icardi, Mertens, işte Raşitsa, Kerem konuşursun, eleştirirsin, översin. Onlar olur. Ama özellikle bu tarafın özellikle Torreira'nın oyun devamlılığını sağlayan, rakip yarı sahaya hem attığı paslarda hem de rakip yarı sahada girdiği o pas aralarında kazandığı sahipsiz toplarla Oliveira'yı ve Mertens'i ya da zaman zaman kanatları topla buluşturması Galatasaray'ın hücum verimliliğini ve hücum devamlılığını arttıran ilk unsur olduğu için Galatasaray'ın iyi oynamasını temellendiren unsurların başında Torreira kolonu geliyor. Torreira çok güçlü bir kolon. Galatasaray'ın da iyi gözükmesindeki ilk unsur. Ben böyle düşünüyorum. Hani Nelson, Abdülkerim çok iyiler bu sezon. Boy vesaire. Ama Torreira çok başka bir seviye. Galatasaray'ın Torreira gibi bir oyuncuyu ve karakteri Türkiye'ye getirmiş olmasının çok daha büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Bu yıl saat, yani buradan sonra Galatasaray'ın ben ligi verebileceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin de böyle bir psikolojisinin olduğunu bu arada da düşünmüyorum ki Giresun maçı da bence bunu anlatır nitelikte bir maç oldu. Hani öne geçmişsin, ilk yarıyı da önde kapatmışsın ama işte baktığın zaman oyuna yine merkez değişiklikleriyle İsmail ve Mert Hakan'ın çıkması gibi bir durum var. Yine hocanın merkezi hani neden değiştirdiğini anlamadığımız bir maç oldu. Hoca çünkü bunu yaptı. Ankara Gücü maçında da yapmıştı.
Yani garip. Yani Jesus'un, dedim ya az önce de, Fenerbahçe'ye bir mirası var. Bence var. Hani hocayı direkt olarak çöpe atmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Burada Jesus'a yazarsın imzayı, pozitif imzayı. Ama öte tarafta da yani Jesus'a bırakılacak ihalenin de olması gerektiğini düşünüyorum. Yani takım nereden nereye geldi. O yüzden hani hocanın da o negatiflikte de baş imzayı da atan yine Jorge Jesus'un kendisi bence. Sacha Boey ile ilgili neler söylersin? Nereden nereye geldi çünkü? Şu tabii, anda da yani 17 milyon euroluk bir Crystal Palace'ın teklif olduğu konuşuluyor. Yani 420 milyon TL gibi rakam yaptığı konuşuluyor. Neler söylersin? Ya muhtemelen Boey o civarlara gider zaten. Yani sonuçta atletizmi, hızlı, temposu, dinamizmiyle oynayan bir oyuncu olduğu için Premier Lig ya da Fransa yapacaktır ya da Bundesliga yapar zaten. Bu üç liginden dışına çıkmayacaktır. Ama Boey'un 1 milyonu alınıp bu sezon başı kampına alınmaması, Dominic Torrent'in futbolcu değil raporundan sonra kendi özverisiyle çalışıp öyle girmiş olması sezona ve bu hala bu performans Sacha Boey hikayesi. Ya bu Sacha Boey'in sadece kendi hikayesi. Hiç kimsenin hani orada pay çıkaracağı bir durum yok. Direkt olarak Boey'in kendi hikayesi. Ben yarın öbür gün Fransa milli takımı olursa hiç şaşırmayacağımızı düşünüyorum. Bu oyuncu bekliyor zaten milli takımdan davet. Yoksa Kamerun asıldı zaten. Crystal Palace'la ilgili şunu söylemem gerekiyor Aygün abi. Onlar bir hoca değişikliği yaptı. Patrick Vieira gitti. Aaron Rice geldi. Orada muhtemelen bir bek yenilemesi de olabilir. İhtiyaç da var zaten. Fulham'da da var. Southampton'da da var ama Southampton muhtemelen lig düşecek. Fulham ya da Palace'dan, Crystal Palace'dan birine gideceğini düşünüyorum ben de Sacha Boey'in. Ha, Crystal Palace'a gidebilir diyorsun. Ya Crystal Palace olur ya Fulham olur gibi bir hissiyat var bende. Çünkü takımda da bek ihtiyacı var. Aynen. Devam edelim. Zaniolo'daki Zaniolo'nun performansını nasıl buluyorsun sevgili Oğuzhan? Ya şimdi Zaniolo geldiğinde oyun devamlılığını kaybetmiş, mental olarak düşmüş, Roma'dan kaçan. Roma'da kaçarken yorgun savaşçı gibi bir durumu vardı. Yani onun yaşadıkları çok kolay değildi. İnsanlar dalga geçmeye haddini, hakkını kendilerine buldular ama yaşadıkları kolay değildi. Bir kere ilk üç saha iç maçında içeride 3 maçta 3 gol attı Zaniolo. Bir kere bu başı başarıdır. Zaten Kasımpaşa maçı mesela Muhammed Emin Özkan'a, ruhu şad olsun, ona atfedilen golde bile hani maçı kazandırdı. 3 puana direkt dokunan Zaniolo'nun kendisi oldu. Ama oyun devamlılığı, Zaniolo'nun süresine baktığın zaman Aygün abi bende de hayal kırıklığı. Ama şöyle bir durum var. Ya öyle bir kadroya alıyorsun ki adamı, fırsat transferi bir kere Zaniolo. Zaten adam buraya belki tatile bile gelmeyecek bir adam normal şartlarda. Zaniolo'yu alıyorsun ama aldığın kadroda şey var. Mertens var, Rashica var. Onların kenarları, yedeklerde bekleyen adamlar da Yunus, Mata. Yani Yusuf'a falan gelmiyorum ben. Yusuf kendisi bu anlamda problem bence Galatasaray'dan şu an için. Ama yani kadroya baktığın zaman, hatta Barış Alper'i bile düşünebilirsin o tarafa. Çok ilginç bir kadro mühendisinden bahsediyoruz. O yüzden Zaniolo'nun da süre problemlerinin çok da iyi olmadığı fiziksel durumuna da baktığımız zaman abi, tam olarak Zaniolo istediğini ne yaptı ne de Galatasaray Zaniolo'dan istediğini aldı. Ben Zaniolo'nun da %100 mutlu olduğunu da düşünmüyorum. Mutlaka vardır bir motivasyonu. Mutlaka Galatasaray'ın ona yardımcı. Ama o beklenen rakamlar oluşabilir mi? Gelebilir mi? Ben Zaniolo'nun geçmiş CV'si, geçmiş yaptıkları, hala 99'da olması gibi özelliklere baktığımız zaman ben o noktada problem olmayacağını, ben hatta şöyle düşünüyorum. Ben hiç bilmiyorum bu konuyu bu arada. Yalanlayabilirler. Bu dediğim gibi bilmediğim için sadece söylüyorum. Ben Zaniolo'nun bu önümüzdeki yıl için takımının belli olduğunu düşünüyorum mesela. Ben Galatasaray'a gelirken bence bu işin halledilmiş olduğunu düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. Ha, bir sonraki dönemki takım belli diyorsun. Ben öyle düşünüyorum. Ben Zaniolo'nun buraya oynasın, biraz daha hazır hale gelsin, evet, diye geldi anlamına söylüyorsun. Ben Galatasaray'da bir buçuk iki yıl kalacağını mesela Zaniolo'nun düşünmüyorum. Geldiği zaman düşünmüyordum. Hala zaten aynı noktadayım. Ama yazın tabii göreceğiz. Beklentileri karşılayıp karşılamayacağını rakamsal olarak. Bunun içinde dediğim gibi yaz transfer dönemine ihtiyaç var. Beşiktaş'ta Abubakar'ın performansını nasıl buluyorsun? Ama ondan önce şey soracağım. Abubakar deyince aklıma Gomis geldi. Evet, Gomis'le ilgili sıkıntılar ortadan kaldırdı ama galiba göndereceklerdi. İlk sıraya Gomis alıyormuş. Neler söylersin? Şöyle, hani az önce seninle konuştuk. Aynı fikirdeydik. Muhtemelen burada da aynı fikirde oluruz. TFF'de dedik ya, işte herkes birbirine gidiyor. Konu iletişimsizlik var. Ama işte seçim olduğu için de sabrediliyor. Kazan kaynıyor ama o kazan kapağı açılmıyor. Çünkü su taşıyacak, orada birileri yanacak mutlaka o kazanın yanında. Galatasaray'da da Gomis krizi
başka tarafa sıçramaması için bence bu şekilde kapatıldı. Çünkü Gomis biliyorsun abi, takım tarafından sevilen bir oyuncu. Mutlaka oyuncular reaksiyon verdiler. Sonuçta şampiyonluğa giden bir takımda bu kriz belki de şampiyonluğun kaybedilmesine, şampiyonluğun gitmesine neden olacaktı. Doğru. Bir tane oyuncunun egosu yüzünden de milyonlarca insanın hayal kırıklığına uğraması, Galatasaray'ın milyonlarca euro zarara uğramış olmasına da sanırım ne yönetim ne Okun Hoca kabullenmediler, istemediler. Doğal olarak bu arada. Bu doğru. Doğru. Ama şu var abi. Gomis'in yaptığını ne Tahir Babaoğlu yapar, ne Kemal Rüzgar yapar. Bu oyuncular şey, ikinci ve üçüncülüklerin gol kralları. Hı hı. Ben o yüzden söylüyorum şu an. Yani işte Urfa'da olsun, ondan sonra Ahmet'te olsun vesaire vesaire, bu tarz takımlarda oynayan futbolcuların bile yapmayacağı hareketler. Yani küçümsemek için asla söylemiyorum, hiç kimse yanlış anlamasın. Marsilya görmüş, Premier Lig görmüş, Galatasaray görmüş, şampiyonluk görmüş. Kariyerinin son yılına girmiş ve ona asla babasının dahi vermeyeceği kontratı vermiş bir takımın taraftarına, kulübe yapılmış çok büyük bir saygısızlıktı. Egodan çok daha önemli şeyler var bu hayatta. İnsanın kendi öz saygınlığı diye bir şey var mesela. Bunun altını doldurulması gerekiyordu. Gomis bunu doldurmadı. Taraftar Gomis'e minnet duyacaktı muhtemelen. Gomis çünkü bir efsane olarak atfedilecekti. Ama bundan sonra normal bir oyuncu olarak, normal bir golcü olarak muhtemelen taraftarlar hafızada kalacaktır. Bu krizin bu şekilde kapatılması da bence Galatasaray adına sezonun kırılma anlarından biri. Bir de öbür tarafa bakalım. Beşiktaş'ta da coşan bir Kamerunlu futbolcu attığı gollerle hem değerini ikiye kattı hem de camiayı bir havaya soktu. Abubakar. Tabii. Ya az önce söyledik işte 2.30'luk puan ortalamasından bahsediyoruz. İkinci yarıya işte iki maçı çık abi. Geldikten sonra ilk iki maçı çık. Sonrasında katkı vermeye başlayan bir Abubakar var. Sürekli atmaya başlayan bir Abubakar var. İşte son 9 maçın 10-11 gol katkısı yapmış Abubakar'dan bahsediyorsun. Az önce senin de söylediğin gibi atıyor, coşturuyor. Coşturmasından ziyade havaya sokuyor. Çünkü Abubakar'ın geçmişte Beşiktaş taraftarıyla yaşamış oldukları tam olarak hava işiydi. 2020-21 sezonuna bakıyorsun, ilk geldiği döneme bakıyorsun. Bunların tamamında sonradan açılan bir Abubakar var. Ama ne olursa olsun attığı gollerle takımı taşıyan, takımda hani ben buradayımı karakter olarak da gösteren bir Abubakar var. Hani attığı gollerin dışında bazı oyuncu sadece gol atar ya da sadece işini yapar. Ama Abubakar bunların dışında ki Rezan TV Spor'daki arkadaş, ona da selam olsun, bir röportaj yapmış Ense Kalay'la. Abubakar karakterinden bahsetmiş zaten Ense Kalay orada. Yani bu Abubakar'ın ne kadar özel bir karakter olduğunu mesela Fabrice Ense Kalay'dan da dinleyebiliriz. Mesela Dünya Kupası'ndan önce Salah gibi şansım olsaydı, Salah kadar özel oyuncu, büyük oyuncu olurdum dedi. Ve milyonlarca insan Abubakar'la dalga geçti. Ama Sırbistan maçında tek başına bir puan aldı yaptıklarıyla, oyuna sonradan girdi. Yarım saatte Sırbistan'ın başına yıktı dünyayı. Brezilya maçında işte golü attı, sonra gitti kırmızı kart gördü. Klasik Abubakar finisher'ını yaptı. Çok başka bir oyuncu. Galatasaray maçında hiçbir şey yapmayan, ilk 45 dakika hiçbir şey yapmayan Abubakar'a sadece Şenol Güneş tahammül edebilirdi. Çünkü en çok onu en iyi tanıyan adam Şenol Güneş'ti. Ve maçı koparan gol Beşiktaş'ın 3. golünde de gitti. Finali Abubakar'a yakışır şekilde attığı bir golle yaptı. İşte bundan önceki maça bakıyorsun, Antalya maçına bakıyorsun, yine aynı. Dursa bile bir pozisyon geliyor, kaçırıyor. İşte ilk maç Falcon'un açtığı ortayı kaçırdı, ikinci açıldı, orada da skor yaptı. Böyle bir adam, özel bir adam. Finallerin, yani final noktasına getirdiğiniz topları finale yakışır şekilde bitiren, tamamlayan bir futbolcu. Evet, başta Barcelona olmak üzere Paris Saint Germain, Arsenal, Newcastle ve senin takımın Napoli olmak üzere birçok kulübün peşinde koştu. Bir Arda Güler var, Avrupa'yı peşine taktı diye haberler var. Arda Güler'le ilgili neler söylersin? Bize sıra gelmez abi. Yani önümüzde Arsenal, Barça var. İyi yani. De 33 yıl sonra şampiyonluk da geldi. Niye gelmesin? Arda Güler bunu çok umursan mı bilmiyorum. Ben Arda'yı anlatırım Napoli'ye. Niye? Napoli'ye kaçıncı Türk gitmiş olacak? Şeyden sonra ya Elif'i saymıyorum. Türk anlamında Fenerbahçe'den giden futbolcu anlamında söyleyeyim sana. Üçüncü olacak. Işte. Üç olacak. Abi inanılmaz bir ihracat. İnanılmaz bir ihracat. Zaten Sayın Başkan'ın dönemi itibariyle en çok öveceğimiz konu
finansal durum yani bu anlamdaki yaptığı. Söylüyorum finansal... Elif Elmas oraya gönderirken bile neler söylendi biliyorsun. Yok bu paralar etmez, şöyle oldu böyle oldu dedi. Hatırlıyorsun değil mi o dönemki haberlere? Tabii. Arkasından Kim Minji, şimdi belki Arda Güler, neden olmasın? Ya özellikle Kim Minji muhtemelen 60-70 milyon euro abi Premier Lig yapacak. Oradan yani... da para kazanacak Fenerbahçe satıştan. Tabii sonraki satışı o hakkı da %15 gibi bir payı aynen, da var. Payı var. Doğal olarak bu transfer süreci de başarılı bir şekilde yani götürüldü Kim Minji özelinde, ama işte hani onun yerini doldurma anlamında 3 tane 4 tane oyuncu alacağına bir tane Kim Minji gibi adam alacakken oralar yanlış transfer yapıldı. Tabii gelinen nokta başkaydı. Yoksa Zalai Kim Minji ya bütün dünyanın izleyeceği ve bütün dünyanın okey vereceği bir stoper tandemiydi. Arda Güler konusu, yani gitmesi gerekir mi? Bence gitmesi gerekir Avrupa'ya. Ama şöyle gitmesi gerekir. Avrupa diye Avrupa'ya gidilmez. İşte gideceği takımda bulacağı oyuncu grubu, hatta oyuncu grubundan önce o takımın hocasının Arda Güler'e yaklaşımı, ne beklediği, ilk bir yıllık, ikinci üç yıllık planlara baktığımız zaman Arda Güler'in neler yap. Bunların hepsi Arda Güler'in kariyeri açısındaki en belirleyici noktalar olmalı. Doğal olarak hani gideceği takımdan ziyade gideceği takımın yapısı Arda Güler'in dünya yıldızı üstüne çıkıp çıkmayacağını belirleyecek faktör olacak. Yani umarım Barcelona'ya gider. Ben çok isterim Barcelona'ya gitmesini. Ama tabii işte Paris, Arsenal, Newcastle, ki Newcastle'da biliyorsun abi Araplar satın aldı. Yazın muhtemelen ciddi böyle bir harcama yapabilirler ki bu yılı mükemmel geçiriyorlar. Şampiyonlar Ligi potasındalar. Eddie Howe'la çok iyi işler yapıyorlar. Yani çok böyle Fenerbahçe'nin isteyeceği paraların rahatlıkla görülebileceği takımlar bunlar. Ama tabii Arda Güler konusu daha önemli. Arda ne yaşayacak, ne görecek, düşündükleri ne kadar karşılık bulacak, bunlar çok önemli. Ama ben Arda Güler'in mutlaka Avrupa'ya gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Ferdi de var ama. Abi Ferdi gittik artık. Yani Ferdi'nin ben kaldığını düşünmüyorum, kalacağını da düşünmüyorum. Pasaportu çok kuvvetli bir oyuncu ve Ferdi gibi oyuncular var abi, böyle bazen Avrupa'da da var. Skordan bağımsız, takımın ne yaşadığıyla ilgilenmeden oynayan oyuncular var abi. Mesela Galatasaray maçı işte 1-0, işte 2-0, takım dağıldı, 3 oldu. Yok yani Ferdi oynuyor, hala aynı şekilde oynuyor. Ya bir insan bu kadar konsantre olamaz abi. Mükemmel yani bu özelliği. Ve takım şampiyonluğa giderken de böyle, şampiyonluğu kaybetmek üzereyken de böyle, tekrar şampiyonluk yarışında tutunurken de böyle. Yani Ferdi'nin hani az önce söyledik ya, işte bir günde şu en iyisi, bir günde en kötüsü. Ferdi hep standartın üstünü tutturmuş ve bu sezon standartın üstünü rahatlıkla en az 15-20 maçta görmüş bir oyuncudan bahsediyoruz. Sayacağın 2 tane 3 tane kötü maçı vardır. 3'ü geçmez muhtemelen. Bu da çok normal. Messi'de de, Ronaldo'da, Neymar'da hepsinde var bu. Ama ben Ferdi'nin Fenerbahçe'ye en az 15-20 arası bir para kazandıracağını düşünüyorum. Gideceği takımda zaten muhtemelen Ferdi az çok kafasında tasarlamıştır. Fenerbahçe'nin bu yıl satışla ilgili hani bu anlamda bir problem olmayacaktır. Bright Osay Samuel de muhtemelen mesela gidecektir. Onun kız arkadaşı Londra'da oturuyor. İşte Londra'yı çok seviyor gibi durumlar var. Teklif de vardı zaten Bright Osay Samuel'e. Zaten Sasha Boy'dan önce bir Crystal Palace ilgisi vardı zaten Bright Osay Samuel'e. O yüzden Fenerbahçe'nin satışla ilgili bir problem olmayacaktır. Ama Fenerbahçeli taraftarlar içinden şunu geçiyordur. Keşke tek derdimiz satış olsa. Çünkü Fenerbahçe zaten bayağı yıllardır, 3 yıldır, 4 yıldır bunu çok satış iyi yapıyor. Satış çok iyi, evet doğru. Ama işte o işin sportif başarı kısmı... Oraya gelmiyor. Belki kısmı... Kim Minji bugün kalsaydı belki de şu an çok daha farklı noktadaydı Fenerbahçe. Ya abi hiç tartışılmaz. O yüzden işte hani insanlar da bunu sorar normal olarak. İşte tabii ne olacak? Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu bilmeceleri Fenerbahçe için çok merak konusu. Çünkü bu oyuncular da iyi bir sermaye olacak. Gittik gel kazandıracakları paralarla. Tabii önemli olan bu paraların nasıl kullanılacağı. Son sorumda Kim Bu Sarı'dan gelsin sana sevgili Oğuzhan. Diyor ki Oğuzhan abime selamlar diyor. Sorar mısın Oğuzhan abime diyor. İrfancan Eribayat'ın bonservisini alma kararı alındı. Yararlı olur mu, yoksa yabancı sınırlamasına göre Fenerbahçe yönetimi yabancı bir kaleci alır mı, yayınlar demiş. Teşekkürler, selamlar, sevgiler. Ya şöyle, hani İrfancan kötü kaleci değil. İrfancan'la ilgili bir sıkıntı yok ama hani İrfancan Altay ve bir yabancı kaleci olursa bu çok büyük bir ekonomik külfet demek. Altay'la sözleşme yenilendi. Altay hani o zam kısmı halledildi. Başkanın da katıldığı bir törenle
6 ayın sözleşmesi uzatıldı. Ben şunu düşünüyorum. Ya Altay'dan çok iyi bir kaleci alacak Fenerbahçe. Direkt olarak hani böyle Altay'ın artık ikinci planda kaldığı, Altay'ın artık yedek kulübesinden geldiği bir Fenerbahçe göreceğiz. Ya da abi artık bu takımın birinci kalecisi için İrfan Altay siz kapışacaksınız. Kim iyiyse o oynayacak, rekabetini üretecek Fenerbahçe. Çünkü bu şu demek, Fenerbahçe bir yabancı kaleci alacaksa İrfan Can alınmayacak demek. Doğru. Sevgili Oğuzhan, çok teşekkürler yayınımıza bağlandığın için. Ben de sana ve dinleyicilerimize bize yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür ederim. Sevgiler. Evet, hattımızda görme engelli milli takımcısı Oğuzhan Yokuş vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra ters köşe devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. Evet, ters köşe devam ediyor. Saatlerimiz 11.35'i gösteriyor. Galatasaray'da NEF baş antrenörlük görevine Mitrovic getirildi diye son dakika gelişmeleri var. Onu zaten detayına birazdan gireceğiz. Şu an yanımızda sevgili Burak Alaca var. Burak Alaca biliyorsunuz Radyospor'da belli dönemlerde benle beraber özellikle yürürlük ve basketbolu beraber değerlendiriyoruz. Aynı zamanda Ajans Spor'un da basketbol yazarı. Sevgili Burak, nereden başlayalım? Yürürlükten mi başlayalım yoksa bu son dakika gelişmesinden mi başlayalım? Ne istersin? Son dakika resmi açıklama gelmişken isterseniz Galatasaray'ın aynen oradan başlayalım. Kısa bir değinelim. Zvezdan Mitrovic. Zvezdan Mitrovic, evet. Mitrovic'in kariyerinde en akılda kalıcı dönem olarak şunu söyleyebilirim. 2021 sezonunda Monaco'ya Euro Cup kazandırmıştı. Hmm. Sonrasında zaten geçtiğimiz 2 yılda Monaco Euro Lig'de neler yapıyor biliyoruz. Monaco'dan ayrılığı da oyuncu iletişimiyle alakalı bir sorundan doğmuştu. Mike James'e bir sıkıntı yaşamıştı. Ama Mitrovic Avrupa'nın başarılı koçlarından biri günün sonunda. Her ne kadar Euroleague düzeyinde elit bir koç olmasa da, yani burada Galatasaray bana sorarsanız önümüzdeki sezon bir atılım yapmak istiyorsa güzel bir hamle yaptı. Bu tercihten... Tercih anlamında diyorsun, hoca koç anlamında. Evet, başarılı bir koç. En azından Galatasaray'ın Basketbol Şampiyonlar Ligi ya da Euro Cup'ta mücadele edeceğini düşünürsek bu anlamda yerinde bir tercih. Bundan şu çıkarım yapabiliriz. Galatasaray bütçe arttırımı yapacak bir miktar da olsa. Neden diye sorarsanız Mitrovic idealist bir koç. Yani bu sezon olduğu gibi küçük bütçelerle sadece Basketbol Süper Ligi'nde rekabetçi olmayı hedefleyecek bir takımın teklifini ben kabul edeceğini pek zannetmiyorum. Muhtemelen koça bir proje vaat edildi. Zannediyorum Galatasaray'da yaz aylarında çok sayıda isimle yollar ayrılacak. Zaten sezon içinde de önemli isimler ayrılmıştı. Önümüzdeki sezon itibariyle Galatasaray için yeni bir yapılanma başlayabilir. Çok kuvvetli muhtemel gözüküyor bu hamleden sonra özellikle. Ben kendisinin iyi transferler yapılırsa kendi istediği oyuncuların da alınması durumunda başarılı olabileceğine inanıyorum. Şöyle bir şey oluştu benim kafamda. Mitrovic haberini okuduktan sonra kontrat durumunu bilmiyorum ama Tofaş'ta Rob Gray var biliyorsunuzdur. Biliyorum onu. Bu sezon müthiş bir performans sergiliyor Tofaş'ta. Kendisi Monaco'nun 2021'de Mitrovic yönetiminde kazandığı Euro Cup şampiyonluğunda Final Four MVP olmuştu Euro Cup'ta. Eğer kontratı bitiyorsa sene sonu Galatasaray'dan böyle bir hamle gelir mi? Gelirse bence çok başarılı bir oyuncu. Basketbol Süper Ligi düzeyinde de öyle. Keza Basketbol Şampiyonlar Ligi ya da Euro Cup'ta da rekabetçi olmak istiyorsanız yine çok iyi bir ekleme olur. Galatasaray'a hayırlı olsun. Bence güzel bir koç. İyi bir tercih diyorsun yani. Pistolis yardımcı koç olarak gelmişti Dimitris Tudis'in yanından. Bu sefer Avrupa'da CV'si kuvvetli, başarılı bir koç getiriyorsunuz. Yani belli lige doğru gider mi diyorsun yani eğer bir kadro kurulursa? Kısa zamanda o zor ama bu sezona nazaran çok daha başarılı olacaklarına ben eminim eğer doğru hamleler yapılırsa yaparız bunun üzerine. Evet, üzüldüğümüz bir maç oldu. Neden öyle diyorum? Olympiakos Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe zaten bu Ivan Bebek olayı vardı biliyorsun. Braga maçı. Braga maçı, Ivan Bebek olayı vardı. Maalesef Olympiakos maçında da hakem skandalı oldu. Buradaki maçta da bir stepsi galiba değil mi şeyin attı? Sulukas'ın son saniyesi stepsi. Belki seri burada bitecek dördüncü maçta eğer orada. Neler söylersin olsun Olympiakos Fenerbahçe maçıyla ilgili? Maçı genel olarak yorumlayayım isterseniz. Aynen. Hakem hataları zaten hani maça manşet atacak olsam muhtemelen ben hakemlerden görürdüm. Gerçekten ilk yarının sonuna kadar Fenerbahçe başa baş mücadele etti. Maç günü muhabir masasında bir konu konuşmuştuk. Hatırlarsınız dinleyicilerimiz de dinlediyse. Şöyle hatırlatayım. %100 dinlemişlerdir. Seyirci atmosfer çok tehlikeli olacak. 13 bin seyirci de Pire'de. Ama ters de tepebilir demiştik. Ters tepebilir demiştik. Orada makasın açıldığı noktalarda seyirci ya Fenerbahçe için bir avantaj sağlayacaktı. Yani seyirciyi kilitleyecektiniz makası açarsanız. Ya da Olympiakos makası açtığı takdirde seyirci size psikolojik ciddi bir dezavantaj yaratacaktı. Doğru. İlk yarının sonlarına kadar Fenerbahçe maçın içindeydi. Başa baş gidiyordu ama
İlk yarının ikinci çeyreğin son kısımlarında gelen hakem hatalarıyla birlikte Fenerbahçe maçtan koptu maalesef. Yani burada hem seyircinin getirdiği bu bahsettiğim psikolojik dezavantaj oyuncuların sırtına yük bindi, hem de yani baktığınız zaman sizin emeğiniz katlediliyor diyebilirim burada. Bu da insanın moral motivasyonunu ciddi anlamda sarsacak bir şey. Küçük detaylara değinmek gerekirse, motor sporlarını bilen dinleyicilerimiz biliyordur. Güç ünitesi arızası olur bazı araçlarda, yarış dışı kalırsın. Hmm. Fenerbahçe'nin forvet ikilisi, iki dinamosu, bu sezon belki en önemli iki oyuncusu, Nigel Hayes-Davis ve Deschampierre. Hmm. Fenerbahçe güç ünitesi arızası verdi. İki oyuncu da saha içi isabeti bulamadı. Baktığınız zaman onların dış alandan ya da boyalı alandan post-up'larından getireceği skor katkısı Fenerbahçe için her zaman çok önemli olmuştu. Onlardan saha içi isabeti bulamadık. Hayes-Davis 5 dakikayla Pierre, pardon 5 sayıyla Pierre sayı atamadan bitirdi maçı. Ki Davis'in 5 isabeti de serbest atışlardan geldi. Bu noktada Fenerbahçe'nin beli büküldü. Yani sizin temel kolonunuzda hasar olduğu zaman binanızın ayakta durması maalesef çakıl taşları da yaptırırsak zorlaşıyor. Ki hani yıkıldığından sonra diyorsun. Fenerbahçe'nin kazandığı maçlarda guard katkısının önemine de değinmiştik. Ki bu sürekli Fenerbahçe'nin alabildiği bir şey değildi maalesef. Bu maçta da gelmedi aslında bakarsanız. Guduric hariç tutuyorum. Kulübe de tam destek olamadı. Kulübe de tam destek olamadı. Yani dediğim gibi ben oyuncuların moralinin oradaki atmosfer ve hakem hatalarından da ciddi anlamda bir erozyona uğradığını düşünüyorum. Fenerbahçe'de Marko Guduric bu sezon deplasmanda kazanılan Partizan maçını dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Ona benzer bir performans ortaya koydu. Liderliği, komutayı aldı. Bu geminin kaptanı benim dedi. Gerçekten muazzam bir performans. 12'de 8-3'lük 27 sayı, ki şunu da bir belirteyim. Guduric 8-3'lük attı, takımın geri kalanı 15 denemede 0 isabet. Aynen ya. Yani dışarıdan belin bükülüyor. Tek oyuncuya bel bağlıyorsun. Nitekim bu noktada Guduric'in performansı da ekstra. Yani maç başı 8-3'lük takım adına kötü değil 27 denemede. Ama bunu tek başına bir oyuncunun yaptığını varsayın, benim kafamda şu soru işareti oluşuyor. Eğer katkı alınabilseydi diğer oyunculardan, maçın seyri neden değişirdi? Kısa rotasyonuna tekrar değinecek olursak, Kalates bu seride savunma anlamında iyi maçları vardı ama çuvalladı. Sulukas'ı da durduramadık. Hücum anlamında da, ne organizasyon anlamında, zaten Guduric dümeni eline almıştı biliyorsunuz. Ne organizasyon anlamında ne skor anlamında Kalates'ten bir katkı alamadık. Senin ilk 5 gardın, maç başına ortalama 25 dakikaya süre alan gardından böyle bir maçta ofansif katkı alamazsan, Olympiakos gibi bir takıma karşı işin zor. Nitekim Fenerbahçe'nin kazandığı geçen maçta şunu belirtmiştim. Sloukas, Vezenkov takımın iki temel kirişi. Siz bunları durdurduğunuz zaman, son maçta öyle oldu. 1-2-1-3 sayıda bitirdi. Olympiakos'u yenme şansınız artıyor. Bu maçta Vezenkov özellikle son çeyrek olmak üzere ikisi de müthiş performans sergiledi. Durduramadık maalesef. Bunda işte dediğim gibi yine moral konusu da devreye girmiş olabilir. Çünkü oyuncular maçtan düşüyor. Şahsen hani hepimiz insanız, empati kuralım. Sizin bir çabanız var. Olayı 5. maça kadar getirmeyi başarmışsınız lig liderine karşı. Ama sizin belki de Final Four umudunuz bu sezon hiç beklenmedik bir şekilde. Siz belki de kendi adınıza bir mucizeyi başarmak üzereyken dış faktörler size müdahil oluyor. Bunu elinizden almaya çalışıyor. Hakem hataları gerçekten korkunçtu. Bu noktada yani oyuncu psikolojisini de anlamak lazım. Fenerbahçe kaybetti diye Fenerbahçe'yi suçlamak değil burada mevzu. Ki ayrıca Olympiakos'a da kaybetmek çok da şaşılacak bir şey değil. Bu sezon zaten Euroleague'de neredeyse herkesi yendiler. Olympiakos da bir de favori gösterilen takımlardan bir tanesi. Buna da parantez açmak lazım. Fenerbahçe serinin başında favori olmayı bırakın, Fenerbahçe'nin 3-0 ya da 3-1 eleneceği düşünülüyordu. Aynen. Fenerbahçe son maça girilmeden önce Fenerbahçe için şunu söyleyebiliriz. Olympiakos mutlak favori değildi. %51'e 49 bile değildi. Serinin nereye gideceği bu kadar belirsizdi. O yüzden yani Fenerbahçe'nin bu performansını ben takdir ediyorum. Şapka çıkartıyorum. Yeni kurulmuş bir takım ve yeni bir koçla. Yani biraz moralsizlik var hepimizin üzerinde bu konu üzerinde. Ama şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Bu takımın iskeleti korunduğu takdirde, koç kaldığı takdirde, doğru eklemeler yapıldığı takdirde, ki birazdan bunlara da değineceğiz, Fenerbahçe önümüzdeki sezon Final Four için ciddi bir aday. Baktığınız zaman doğru hamleden kastın ne senin Fenerbahçe ile ilgili? Ne yapılması gerekiyor doğru hamle? Şu an Fenerbahçe'nin göze batan bazı eksikleri var. Bakın, mesela? Az önce bahsettiğim bu güç ünitesi dediğim ikili bu seride maç başına 35 dakikadan fazla oynadı ortalama olarak. Yani sizin 4 numara rotasyonuna bir tane maç başı 20 dakika verebileceğiniz, orada rotasyonu rahatlatabilecek bir sporcu alman lazım. Bir sporcu getirmen gerekiyor. Bielitsa'dan bu bekleniyordu bu sene ama Bielitsa sakatlıklardan ötürü yoktu. Yani sezonun büyük bir kısmında yoktu. Olduğu maçlarda da gerçekten yani büyük bir hüsrana neden oldu. En azından ben böyle düşünüyorum kendisi hakkında. Eğer ihtiyaçlara değinmek gerekirse, bir tane sizin süre verebileceğiniz, güvenebileceğiniz, yani orada idare etmek değil,
sizin rotasyonunuzda bir sıkıntı olabilir, yorgunluk gibi durumlar olabilir. Oyunu aldığınızda aksamayacak, orada size güven verecek bir tane 4 numara oyuncusu şart. Bu birinci ihtiyaç. İkinci olarak net bir oyun kurucu. Takımı yönlendirecek hücumda, gerektiği noktada skor katkısı verecek. Savunmada Kalates fena değil ama yine savunmada takıma katkı verebilecek. Fiziksel adam adama da iyi savunma yapabilecek bir tane oyun kurucu şart. Kalates sezona çok iyi girmiş olsa da sezonun büyük bir kısmında aksadı. Yani Kalates iyi bir oyuncu, evet. Ama ben şampiyonla oynayacak bir takım düzeyinde yeterli olacağını düşünmüyorum. Keza öyle olsaydı Barcelona bırakmazdı zaten size. Çünkü kontratı da devam ediyordu. Bir oyun kurucu. Son olarak da bence Fenerbahçe'nin ekleme yapması gereken rotasyon 5 numara rotasyonu. Neden diye sorarsanız, Mustafa Fal 2.21'lik bir oyuncu. Eşleşemedik. Serinin bazı noktalarında Tonya Cekir'i iyi bir eşleşme yakalamış olsa da kendisiyle, hani savunmada bir şekilde onunla baş edebilmiş olsa da, son maçta da gördük. Olmuyor. Arada 10 santimlik bir boy farkı var ki oyuncu size da bir oyuncu. Baş edemiyorsun ki eskiden 2.20 üzeri oyuncular rotasyonlarda takımda bulunurdu ekstrem durumlar için. Çok fazla süre almazlardı. Almazlardı, doğru. Şimdiye baktığınız zaman işte Walter Tavares, Mustafa Fall, Tibor Plyce, böyle 2.20'lik üzeri oyuncular efektif bir şekilde rol alabiliyorlar. Gerek boyalı alanda, çünkü oyun akılları geliştiği için oyuncuların zamanla basketbol akışıyla beraber ciddi şekilde rol alabiliyorlar. Fenerbahçe'nin bu noktada bence dev bir pivota gitmesi lazım ama nitelikli. Çünkü isim olan. Hem isim olan hem de size katkı verebilecek. Katkı sağlayabilecek isim olan bir yıldıza gitmesi gerekiyor. Çünkü şu bir gerçek. Siz, senin söylediğine göre 3 veya 4 transfer gerekiyor. 3 veya 4 transfer kesinlikle gerekiyor. Yerli rotasyonuna da ekleme gelmedi. Çünkü Şehmuz'dan katkı alınamadı. İsmet Akpınar, Samet Geyik. Hani basketbol süper liginde bu oyunculardan katkı alıyorsun ama şimdi burada açık konuşalım. Euroleague'e katılan takımların, sadece Türkiye üzerinde söylemiyorum, Avrupa'dan nereye katılırsa hedef Euroleague'de bir başarıdır. Ya çünkü şöyle düşün, futboldan pay biçelim. Bir Türk temsilcisi Şampiyonlar Ligi'ne gittiği zaman ligden feragat ediyor. Doğru. Yani, ama yani oraya daha çok yoğunlaşıyorsun. Baktığın zaman Beşiktaş'ın gruptan çıktığı sezonu hatırlatayım size. Bayern Münih'le eşleşti biliyorsunuz, evet, son 16 yani turunda. Yani gruptan lider çıkıp Bayern Münih'le eşleşiyorsun. O da ayrı bir konu ama neyse. Ligde havlu attılar. Oraya daha çok yoğun. Öncelik sıralaması var çünkü baktığınız zaman. Çünkü şey sarası hocam Burak, şimdi ne oldu? Euroleague'de son durum nedir? Kaç takım kaldı? Neler olacak? Senin favorin kim? Final Four belli oldu. Sezonun en heyecan verici kısmı Final ama. Final Four. Bir bakıma ben üzgünüm. Çünkü 21 Mayıs'ta sezon bitecek. Hani ben bir muhtemelen boşluğa düşeceğim bu noktadan sonra. Niye? Yaz aylarında. Tatil yaparsın biraz. İnşallah. Final Four'a çıkan takımlar Monaco ile Olympiakos eşleşti. Monaco'nun Olympiakos. Maccabi'yi elediler. Monaco'ya da az önce Mitrovic'te bahsederken parantez açmıştık. Euroleague'de ikinci sezonları. Geçtiğimiz sezon Olympiakos'la eşleşmişlerdi yine. Olympiakos'u 3-2 elenmişlerdi. Sonrasında biliyorsunuz Olympiakos'u Efes elemişti Final Four'da. Mitz için mucizevi üçlüyle. Monaco 2 yıllık bir takıma göre zaten büyük bütçeleri var. Yani burada sadece sportif başarıya değinmiyorum. Ciddi bütçesi olan bir takım ama başarılı oldukları noktalar var. Bunlar nedir? Mike James gibi bir oyuncuları var. CV'sine baktığınız zaman Olimpia Milano'da Ettore Messina ile kavga edip kadro dışı bırakılmış bir oyuncu. CSKA Moskova'ya gidip Itudis'le kavga edip kadro dışı bırakılmış bir oyuncu. Yani kompetitif düzeyde size çok şey getirebilecek bir oyuncu saha içinde ama saha dışında da büyük problemlere gebe bir karakter kendisi. Monaco bu noktada Mitrovic'in bu arada ayrılığını Mike James'e bağlamıştım az önce. Mitrovic'le Mike James'le yaşadığı sorunlar sonrasında Mike James'i tercih ettim. Takımın o dönemki düşüşünü de göz önünde bulundurarak. Bu ikiliden hangisi sence finale doğru gider? Şöyle, kağıt üstünde Olympiakos ama Final Four tek maç ki Fenerbahçe serisinde de bahsettik. Olympiakos'un dişlilerinden biri tıkandığı zaman Olympiakos takım olarak aksamaya başlıyor. Monaco'nun da bunun aksine oyun sıkıştığında da size üstünlük sağlamanıza yarayabilecek birden fazla tekil silahı var. Mike James, Eli Okobo, Jordan Lloyd, keza az önce Fenerbahçe'deki matchup probleminden bahsetmiştik. Fall'la eşleşebilecek Donatas, Mateyunas, çok iyi savunmacıları var. Shima Moneke, John Brown. Yani, burada biraz daha Monaco devreye girebilir diyorsun. Ben bir sürpriz bekliyorum. Peki Real Madrid, Barcelona? Şimdi sezonun geneline baktığımız zaman İki İspanyol ekibi bir şekilde çıktılar. Barcelona'nınkinde söz etmiyorum ama Real Madrid'de biraz farklı unsurlar devreye girdi maalesef. Birazdan isterseniz değiniriz. Sezonun geneline baktığımız zaman sadece Euroleague değil İspanya Ligi, ACB'ye de baktığımız zaman Barcelona'nın bu sezon Real Madrid'e karşı bir üstünlüğü var.
Keza coaching olarak da bir üstünlük var. Şarasyası, Kevicius, Çus Mateo ile kıyaslanmaz her ne kadar defektleri olan bir koç da olsa. Bu noktada ben Barcelona'yı finale bir adım daha yakın görüyorum. Hmm. Fakat dün Real Madrid Partizan karşısında 18 sayıdan döndü. Yani çok ciddi veteranları var. Bunlar devreye girdikten sonra ne olacağını kestirmek güç. Ama yine kağıt üstünde tahmin üzerinden burada yorum yapacak olursam finale Barcelona ve sürpriz bir şekilde ben Monaco'yu daha yakın görüyorum. Bakalım. Peki son sorum da sana şeyden gelsin. Ergin Ataman'dan gelsin. Panathinaikos'la ilgili açıklamaları var. Neler söylersin? Kendisi dün akşam yayınlanan Ahmet Mümtaz Taylan'ın empati programına katıldı. Görüntüler Ajans Spor'da öncesinden düşmüştü. Evet, düşmüştü. Kendisinin açıklaması şu yönde, özet geçeyim. %90 prensip anlaşması sağladım diyor Panathinaikos'la. Keza hala Yunan, %100 değil yani. O sezon bitmediği için muhtemelen. O anlaşma ondan çoktan yapıldı. Hatta sezon planlamasına bile başlandı. Çünkü biliyorum, bakıyorum sporcu falan bakıyor bir sürü haberler de çıkıyor yani transfer yapmak için. Ajans Spor'da o konuları sürekli takipçisiyim. Dinleyicilerimiz Ajans Spor'dan takip edebilir. Ondan takip etsinler çok rahat bir şekilde. Evet. Ergin Ataman Yunan basından okuduğum kadarıyla geçtiğimiz hafta, bu haftanın başında daha doğrusu, Yunanistan'a gitti. Atina'da Panathinaikos'un genel merkezinde bir toplantı vardı. Kulüp başkanı, basın danışmanı ve genel menajerle. Bu toplantının konusu anlaşma zeminini aramaktan ziyade, çünkü o kesinlikle tamam. Kulüp başkanı biliyorsunuz hoş geldin diye bir mesaj paylaştı. Bu yani anlaşmak üzere olduğum birine kullanacağım bir ifade değil. Oldu bitti, aramıza hoş geldin. Bu toplantının bence birinci amacı transferdi. Çünkü Panathinaikos bu sezon biliyorsunuz sondan ikinci bitirdi ve kadroyu şimdi bunu söylersem yanlış anlaşılacak ama yani arka kapıdan aşağı dökecekler, denize dökecekler diyecektim de neyse. He, gönderecek. Ay, tabii. Kadro ciddi bir revize olacak. Revize olacak, revize edilecek. Büyük bir değişime gidiyor yani. Ki burada Panathinaikos her sene zaten kadroda ciddi revizyonlara gidiyor. Fakat Ergin Ataman'ın getirdiği bazı avantajlar var. Siz Panathinaikos'un bu inişli çıkışlı geçtiğimiz yıllarda grafiğine bir oyuncuyu o projeye ikna edip yeniden getirmeniz, şöhretli başarılı bir oyuncuyu, zor. Ama Ergin Ataman'ın orada olması, Ergin Ataman'ın varlığı bir oyuncu için o projeye ikna olması İsim açısından, anlamında, getirmesi anlamında bir avantaj sağlıyor. Bir avantaj. Bununla ilgili bir iddia paylaşayım dinleyicilerimize. İki gün evvel gördüm. SDNA paylaşmış. Facundo Campazzo Real Madrid'le anlaştı deniyordu. Kızıl Yıldız gardı. Son anda. Müthiş bir oyuncu. Olympique Panathinaikos'la büyük ölçüde anlaştığı söyleniyor kendisinin. Eğer böyle bir şey varsa Ergin Ataman'ın Larkin Mitsic'den sonra yeni gard ikilisi muhtemelen Campazzo Vildoza olacak. Yani Panathinaikos'u önümüzdeki yıllarda Ergin Ataman'la başarılı bir dönem bekliyor gibi geliyor bana. Sevgili Burak, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Evet, yanımızda stüdyo konuğumuz sevgili Ajans Spor'un da basketbol yazarı sevgili Burak Alaca vardı. Kendisine çok teşekkür ederiz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu. HDI Sigorta.